Medyanet'e hoş geldiniz değerli izleyenler. 7-24 haftanın panorama programıyla karşınızdayız. Medyanet Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Faruk Amurcu ile birlikte. Sayın Amurcu hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok şükür. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. İnşallah. İlk olarak bir eğitimle başlamak istiyorum ben Sayın Amurcu. Çünkü 2020 pandemiyle karşılaşıldığı ilk günden bu yana ilk sistem, hani sekteye uğrayan ilk sistemden biri de maalesef eğitim hayatımız oldu. Çocuklar uzaktan eğitime alıştırılmaya çalışıldı. Bu süreçte tabii ki işte teknolojiler devreye girdi, tabletti, sağlanmasıydı, imkan oluşturulmasıydı derken yaşanan süreçte eğitimde yeni bir dönem olabilir mi sorusunu bugün karşımıza çıkarmış oldu. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Tüm sevgili seyircilerimize saygılar, sevgiler sunarak başlamak istiyorum. Bu soruna inşallah diyorum. Evet. Yani inşallah bu yaşanan süreç eğitimde yeni bir dönemin kapısını açar, yeni bir başlangıç olur. Zaten eğitimde iyi gitmeyen işler, evet, bu yaşanan süreçle beraber iyice çıkmaza girdi. Zaten bu pandemi süreci tüm dünyayı da yeniden şekillendiriyor. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor her alanda. Buna bir de eğitim gibi gerçekten son derece önemli ve geleceğimizi şekillendirecek yavrularımızdan, gençlerden, delikanlılardan, diğer hayata tüm hazırlanan dinamik bir kitlenin tamamını etkileyen bir şekilde bu süreç en önemli zararı ne yazık ki o kesime vurdu. Çocuklar bilgisayarın başında ki biz de görevimiz gereği değişik sosyal gruplarda Zoom'la toplantı yapıyoruz ama saatler sürüyor ve verimli de çok fazla olmuyor. Mekanik bir olay. Zorunlu olduğu hallerde ve yüz yüze görüşme imkanı varken çok uzaktaki kişilerle çok ani yapacağınız toplantılar ticari işletmeler tarafından kullanılabilirdi. Keyifli de olurdu. İstenildiği takdirde görüntü olarak katılabilirdi ya da siz çok sevdiğiniz birini görüntülü telefonla aradığınızda, hal hatır sorduğunuzda daha keyifli ve verimli olabiliyor. Ama bir şeyi mecbur tutup, bilgisayarın başına oturtup, sadece kafasını görebileceğiniz 20 kişinin, 30 kişinin katıldığı bir toplantıda zaman zaman donan, kesilen ve ne dediği tam anlaşılamayan ve katılma zorunluluğu olan yerlerde ortak bir kararın alınmadığını biz kendi meslek birliklerimizde, gruplarımızda da görebiliyoruz. Toplantının amacı insanların değişik yerlerde interaktif yolla bir araya gelmesi olsaydı bugüne kadar toplantılara gerek yoktu. Bizim tartışma programlarında en çok eksikliğini hissettiğimiz şudur. Biz bunu konuklarımızda da zaman zaman yaşıyoruz. Bu tam ona uygun bir örnek. Sözümü kesme diyor mesela. Ben sizi dinledim, siz de beni dinleyin. Sözümü kesme. Ya sanki Orhun abilerini çözmüş, adam anlatıyor gibi. Ya tartışmaların birinde biri dedi ki ağzı laf yapan bir tanesi. Ya dedi kardeşim keserim, sen de benim sözümü kes. Eğer biz buraya herkes yarım saat konuşacak, sonra o yarım saat diğerini dinleyecekse biz buraya niye geldik, kilometrelerce yoldan geldik dedi ya. İstanbul'daki program için söylüyor. Evet. Siz başka bir yerden geldiniz dedi. Yoksa yarım saat çekilirdi. Korduk yan yana resimlerimizi. Birinin diğerine katkısı olsun. Birinin diğerinin açılımı olsun. Birinin söylediği bir farklı görüş varsa diğeri düzeltsin ve yüz yüze düzeltsin. Bunu diye biz böyle bir sistemi, organizasyonu yaptık dedi. Bu benim de başıma çok gelen unsurlardan bir tanesi. 3 tane konuğum var. Üçü de önemli insanlar. Herkes kendi alanında da benim lafımın önüne laf konmaz modunda böyle bakıyor diğerlerine. Öksüremiyorum bile ya. Araya giremiyorum yani. Toros Express gibi kaptırdı gidiyor. Yarım saat oldu. Saate bakıyorum. Onun diğerleri de bana bakıyor. Ben hepsine birden bakıyorum. Giremiyorum araya. Nefes almıyor adam. Tam böyle... Tam bir yerde, tam yeni bir soluklanırken araya girdim, girmez olaydım. Ya dedi, çağırıyorsun konuşturmuyor arkadaş dedi. Ya dedim hocam etmiyor, daha diğerleri öksüremedi, kendini tanıtamadı. Ya dedim kaç saat geçti? Bir yarım saat. Ya dedi ben bitireyim öyle konuşsunlar. Bir daha da söz almayayım dedi. Hocam o zaman dedim niye biz programı yaptık ya? Bir kamera gönderirdim, sen konuşurdun, girerdik, onlar da konuşurdu. Hani sen diyorsun benim dediğimi açmak lazım, detaylandırmak lazım. Ben herkese konuşamıyorum. Beni kimse anlamıyor. Herhalde bu iki kişi de anlamıyorsa sizi hiç kimse anlamıyor o zaman. Ya bırakın da fırsat tanınsın. O bakımdan yüz yüze olmanın, karşılıklı diyalog kurabilmenin nedenidir yüz. Yoksa meclise de gerek yoktu ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de gerek yoktu. Bütün milletvekillerinin telefonu da var, interaktif yol da var. Meclis başkanı da var, sistem de var. Dolayısıyla bu süreçte istenildiği takdirde bu tür sistemler kurulabiliyordu. Ama yaşanan bu zorunlu süreç en küçükten başlayarak herkesi etkiledi. İlkokuldan itibaren tamam bilgisayarda çocuklar belki oyun oynar, belki başka espri şeyler yapardı ama o küçücük çocukların bahçede oynaması gerekirken, oyuna daha fazla zaman ayırması gerekirken, arkadaşlarıyla beraber, akranlarıyla beraber spora, sportif faaliyetlere, geziye zaman ayırması gerekirken dışarı çıkamadılar. Aşağı inemediler. Babaannesinin, anneannesinin yanına gidemediler. Büyüklerin yanına gidemediler. Ya Allah yardım etsin. Çocukların psikolojisi çok ciddi şekilde bozuldu. Gerçekten bozuldu. Üzülüyorum. Yani belli bir yaşın üstündekiler evde kaldı. Belli bir yaşın altındakiler evde kaldı. Tam masaldaki, fıkradaki olduğu ortancalara bir şok dediği gibi. Yani bu yaşanan süreç eğitime kötü vurdu. Gerçekten kötü vurdu. Zaten eğitime vurmayan yoktu ya. Önüne gelen eğitime vurdu zaten. Yani eğitim ne yazık ki tam Kelan'ın bağına döndü. Cumhuriyet Meydanı'nda bekleyen bir kişi muhtemelen daha fazla sürede otobüs beklemiştir. O kadar çok eğitimi yöneten kişiler değişti ki. Ve eğitim bir ülkenin can damarı ve geleceği olacağı için uğursuz FETÖ'cülerden KETÖ'cülere, Süleymancılardan başka uculara varıncaya kadar herkes eğitime göz dikti. Eğitimin kadersizliği anlatmakla bitmez Türkiye'de. Devletin kucağına oturuyor, devletin sakalını yoruyor, devletten hortumluyor, devletten yurt alıyor, devletten mülk alıyor, devletten arazi alıyor, devletten vakıflara ait olan bilmem neyi alıyor. Devlet yurt yapamıyor. Onlar çocukları yurtlara yerleştiriyorlar ya. Ya Türkiye'de böyle gitti. Hala da var. Hala da var. Hala da var. Daha bugün gördüm bir tane adam çevirmiş arsayı. Bilmem nenin arsasıdır filan diye de yazmış ya. Legal mi şu anda? Legal. Yasal mı şu anda? Yasal. Ya onu niye eleştiriyorsun diyorlar bana. Dün KETÖ'cüler, FETÖ'cüler için de öyle diyorlardı. Bunda hizmet ediyor. Niye eleştiriyorsun diyorlardı bana. Ya artık arkadaş adam darbe yaptı ya. Devlete el konunca milletin gözü açıldı. Açıldıysa o da. Eğitim önüne gelen Ankara'da ya. Ben Ankara'da okudum kardeşim. Tamam mı? Ya herkesin bir yurdu var ya. Herkes Hasköy'de merhum Demirel'in kardeşinin geniş bir arazisini içinden adam açmış böyle. Tamam mı? O kırmızı evlerin olduğu bir grup ki hala var. Vermiş. Orada kalıyor. İlahiyatçılara deccal diyen, imam hatiplere bilmem ne diyen, devletin kuruluşu şöyle diyen bir grup. O kadar imkanları vardı ki millet otobüs parası bulamazken özel arabalarla gelirlerdi. Nereden geliyor bu değirmenin bolluğu? 12 Eylül döneminde Denizli'de bir tek kaset çaldı diye dini ayin yaptı, içeri attılar. Bir sızıntı dergisinin Ekim sayısına bir tane bakın bakalım. Kapağında ne var? Bu FETÖ'cülerin, FETÖ'nün, o salyasumuk adamın onursal başkanı olduğu bir tane bakın bakalım dergiye. Niçin asker? diye soru ve cevabı asker Bedir'den esen esintidir. Asker Uhud'dan gelen şehadettir. Bülent Ulusu başbakan oldu askeri hükümette. Antalya'da bu sana saydığım o diğer grupların, tüm o grupların tamamının yasaldır diye izin ve faaliyet verildi hepsine. Tüm askeri iktidarlar ve ihtilaller döneminde dikkatinizi çekerim. Hangi gruplar yükseldi, hangilerine dokunulmadı, hangilerinin önü kesildi. Bir bakın, araştırın ya, benden beklemeyin ya, söylüyoruz işte ya. Saçımız da ağardı, sakalımız da ağardı, söyleye söyleye dilimde tüy bitti ama anlatamıyoruz arkadaş. Arkadaş eğitim yanlış. Eğitimde kral çıplak. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. Daha ne desin Sayın Cumhurbaşkanımız? O kadar ya bunları atın, bunlara yurt vermeyin, bunları kaldırın, bu FETÖ'cüleri temizleyin diye kaç tane talimat verdi? Bir türlü olmuyor. Kaç tane yazım, kaç tane televizyon programım var arşivde? Gazetede duruyor. Bak şimdi de söylüyorum ben. Hiç kimsenin dikkat çekmediği noktalara parmak basıp yine de tehlikenin başka tehlikeleri de söylüyorum ben şu anda. O zaman söylediğim gibi. Şimdi gerçekten yazık oluyor. Gelecek nesillere cidden yazık oluyor. Peki fırsat olabilir mi? İhsan Sabuncuoğlu rektörümüz derdi ki, diyordu, biz maaşları verelim. Eğitim sisteminde. Bütün herkese maaşlar, onların suçu yok. Kapatalım. Bakın kapatalım. Ama maaşları ödeyelim. Gelmesin kimse, gitmesin. Yani şimdi de öyle bir şey aşağı yukarı yani. Ha. Evden katılıyor. Katılıyor tabii, evden katılıyor. Zoom üzerinden çocuklar eğitimini alıyor. Ne kadar güzel, biz de sevinelim ya, eğitimini alıyor. Ha, okula gittiğinde doğru mu eğitim alıyor? Okulda doğru muydu eğitim? Okulda çok mu iyi eğitim veriliyor? İlkokulu çok güzel bitirdi, ortaokulu çok güzel bitirdi, liseyi çok güzel bitirdi, üniversiteyi çok güzel bitirdi. Alkış mı tutacağız? Çok mu güzel bu sistem? Çok güzel, bekle. Çok güzel değil mi? Sistem yanlış. Gerçekten sistem yanlış. Paraları verelim, bir sene, gerekse 2 sene sistemi rehabilite edelim, yeniden yıkalım, yeniden yapalım demişti. Dediği doğru. Bu süreç hazır eğitimde her şeyi dibe vurmuşken, eğitimde zaten hiçbir şey olmuyordu. Hiçbir şey olamaz hale geldi. Pandemi orayı da vurdu. O zaman biz bunu yeni bir fırsata çevirebilir miyiz? Çevirmeliyiz. Peki nedir bunun yolu? Aklın yolu bir. Aklın yolu bir. Eğitimde başarılı olmuş ülkelere bakacağız. Japonya'ya bakacağız. İşte diğer ülkelere bakacağız. Fransa'ya bakacağız, Almanya'ya bakacağız ki bakılıyor, gidiliyor. Mukayeseli eğitim diye biz de aldık o dersi. Dünyada herkes nasıl eğitim görüyor? Zulu kabilesinin nasıl çocuklarını eğittiğini, o kulübelerde o kıdemli işte Zulu reisinin nasıl anlattığını bile öğrettiler bize. Ya bir de bizim milli eğitimde ve devletin üst kademelerinde o kadar çok yurt dışına giden gelen, hatta devletimiz bu kıt imkanlarıyla 2 sene boyunca yurt dışında eğitim görsün, bilgi görgüyü artırsın diye hem buradaki maaşı çalışıyor, hem orada 2 senede çok ciddi gittiği ülkenin parasıyla hiçbir iş yapmadan gönderdiği insanlar var. Daha ne yapsın? Ya oraya gidecek, Paris'teki eğitimi araştıracak adam. Fransa'yı araştıracak. Ama Şanzelize Caddesi'nde o para yemek için gazinolara gider, pavyonlara gider, geldikten sonra 2 tane uyduruk rapor yazarsa eğitimimiz böyle olur işte. Ya da oraya gitmeyen, ben dindarım diyen cemaatçilerin adamları da oradaki adamlarını bulup onlarla fitkele girdiğinde o da gelip kendine yontuyor. Gitmesine gelmesine gerek yok arkadaş. Ya oradaki bir tane çalışan Avrupalı Türkiye sorsalar bilir ya. Mutlaka vardır gittikleri. Mesela diyelim Fransa'da küçücük bir yavrunun okuluna mutlaka veli toplantısı gitmiş bir tanesi. Gittiğinde müdür odasının hemen girişte kapının yanında bizdeki bekçi kulübeleri ya da güvenlik kulübeleri çok lüks ya. Kendine en küçük bir kendi odasını spor odası olarak ayırmış, rehabilitasyon odası olarak ayırmış çocuklara buraya gerek yok diye. Ben odada niye oturacağım? Oda lüks olursa odadan çıkamam demiş ya. Kendi kapıda o girişte güvenlikçinin odasına yerleşmiş. Hem geleni gideni görüyorum, hem gelenle gidenle konuşuyorum, hem öğrencilere konuşuyorum filan dedi müdür bize. Bana dedi. Düşünebiliyor musun? Adam müdür mü? Girişte efendime söyleyeyim kapıcı mı? Güvenlik görevlisi mi? Müstahdem mi? Boş kaldığı zaman da oraları süpürüyor adam. Boş kalmıyor da. Çocuklara yardım ediyor, karşıya geçiriyor. Kimin alıyor bisikletine bindiriyor. Ya ben önce birinin velisi zannettim. O kadar sıcak ilişkisi var ki bir çocukla. Ya Allah Allah, veli olsa pek veliye benzemedi. Adam bitirdi geldi, bir öğretmenle konuşuyor. Onunla konuşurken belli ki bir amir konumunda. İşte biraz sonra aldı bir şey süpürdü adam. İşte eğitimi görüyorsun değil mi? Fransa, Almanya biraz daha esnek. Fransa daha katı eğitimde. Çift doktora iş yapıyor. Bakın dil bilme. İki dil bilme çok normal. Kendi dilini de çok güzel konuşacak. İstanbul'da değişik, isim vermeyeyim, çok ünlü bir tanesi CV'sinde ne yazıyor biliyor musun? Bildiği yabancı, bildiği diller arasında Türkçe de yazmış. Çok da doğru söylemiş biliyor musun? Bir kişinin karşı dili ne kadar öğrenebilme seviyesi kendi dilini konuştuğu seviyedir. Abize kardeşim. Adam kendi dilini konuşamıyor, yabancı dili diyor takır takır konuşurum. Sen daha kendi dilini konuşamıyorsun ya. Bir kere iki dil, iyi. Başka. Ha işte üçün dil biliyorsan tamam gel bir bakalım. İki dil zaten biliyor. Üçün dil tercih nedeni. Tek doktora olmasa zaten hiçbir yere giremiyorsun. Ha çift, mesela çift doktoram var falan alanda. 4 dil biliyorum. Ha bir dakika sen şöyle gel diyor. Bir sen şöyle gel biraz bekle. Bizim Türkiye gibi değil mi? Orada kimse dayı arıyor mu? Torpil arıyor mu? Milletvekili arıyor mu? Partilere gidip hammi kat yakinimdir diye belediyede başka yerlerde birini arıyor mu? Kapı kapı aşındırıyor mu? Sana oy vereceğim, oy verdik. Elim kırılaydı da oy vermeyeydim. Benim bebeğe de bir iş bulamadın diyor mu demiyor mu? Çevreler ya bulamadınız bir tanesini bak falanın oğlunu belediyede işe girmiş. O bilmem ne yakının işe tıkmış. Öteki şuna tıkmış. Şu şuraya aldırmış. Şu üniversitedeki şunu aldırmış. Üniversiteden birisi vefat eder. Adamın vefatı dolayısıyla başsağlığı taziye ilanı yayınlarlar. Bakarlar ki 50'den fazla kişi var. Bilmem ne daire başkanının dayısı, bilmem ne işletmeler müdürünün amcası, bilmem nenin yengesinin bilmem nesi 60 kişi adam aldırmış. Rektör neredeyse git bir tane araba plakalarına bak bakalım o üniversitede nasıl oluyor. Ya Türkiye torpil cenneti olmuş. Biz eğitimden bahsediyoruz ya. Hiç bunlara inanmayan, ben bileğimin hakkıyla geldim, bileğimin hakkıyla gideceğim diyen kişi enayi gözüye bakmıyorlarsa söyle bana. Bu da çok saf, çok herhalde Hollywood filmi izledi falan filan bilmem ne etkisinde kaldı filan diyorlar. Sen nerede yaşıyorsun arkadaş diyorlar ya. Diyorlar mı demiyorlar mı? Ama öyle olursa eğitimde de böyle olur işte biz. Sıralamamızı biliyorsun eğitimde aldığımız sıralamayı. Pırıl pırıl gençler. Ya bizim Türk milleti çalışkan, zeki, sivri zeki hatta. Onlardan niye geri kalıyoruz ya? Türk milleti atak ve dinamik bir millet. 1500 yıllık bizim kadim medeniyetimiz var. 200 yıllık ABD tarihi, 100 yıllık bilmem ne tarihi var ya. Herkes üniversiteye gitmek zorunda değil. İnşaat sezonu açılıyor. Ya şey bulunamıyor kardeşim. Kalıpçı bulunamıyor. Efendime söyleyeyim. Sıvacı bulunamıyor. Mimar bulunuyor. Mühendis bulunuyor. Efendime söyleyeyim. İç mimar bulunuyor. Dünyanın her tarafından gelip teklif veriyorlar. Rekabete sokabiliyorsun. Herkes var. Elektrik mühendisi buluyorsun. Efendime söyleyeyim. Diğer alanlarda var. Ama sıvacı bulamıyorsun. Sıvacı onlardan çok daha fazla bir bilgi birikimine falan sahip olduğu için hayır değil yetişmiyordu onun için. Berberler birbirini kırıyor. Bakın berberler birbirini kırıyor tamam mı? Berber çırağı kimse bulamıyor. Biraz ele makas tutmayı öğrenen, biraz da 3-5 arkadaş çevresi olan ayrılıp kendi de bir berber açıyor. Ama o da aynı. Maalesef o da makus talihi, o da çırak bulamıyoruz. O da adı, bir de geri dönüş yok bu işte de biliyor musun? Yani evet. Usta olduktan sonra artık süpürgeyle süpüremezsin ortalığı. Ben çok tanıyorum genç. Hatta bir tanesi bana dedi abi dedi ya keşke biraz daha bekleseymişim dedi. Ustama dedi çok söyledim abi bir tane de bana şuradan ne diyor? Koltuk ver öyle deniyormuş. Bana bir koltuk ver abi. Oğlum koltuk için zamanım var. Abi olur mu? Gelen müşteri benim çok geliyor. Ben buraya yönlendiriyorum. Hep bana diyorlar ki ne zaman koltuğun olacak falan. Yerim. Oğlum koltuk verirsem demiş ustası. Bak bir daha ortalığı süpüremezsin. Senden biz bir şey isteyemeyiz. Onlar sen de aynı benim aynı konumumda olursun. Sıkıntı olur falan tamam mı? Verdik diyor. Ya verdiğimizin 3-4 gün diyor biraz bocaladı. Sonra resmen patron konumuna geçti. Aynı benimle beraber oturuyor ayak ayakısı. Müşterisi yok ama diyor. Bir gün dedi ki diyor, abi çok mu ayıp olur ben tekrar dönsem? Yok benim için ayıp olmaz da bu sefer senin diğer akranlarına karşı sözün geçmez. Otoriten sarsılır. Bu meslekte hiç ben görmedim geri dönüp de mutlaka. Gidip başka da seni tanımayan bir yerde alırlar seni işe. Başlatırlar kalfa olarak falan demiş yani. O da aynı sıkıntıyı yaşıyor. Çok mu ayıp, çok mu günah? Ya niye ayıp günah olsun ya? Usta çırak ilişkisi kötü bir şey mi? Terzi yamak bulamıyor. Ya onu bırak, organize de. En büyük işsizlik döneminde kaynakçı bulunamıyor. Bir sürü kişi bulunamıyor. Vasıfsız, vasıflı, vasıfsız işçi bulunamıyor ya. Kaynakçı, herhalde çok önemli bir şey kaynak. Bakın gerçekten şaka yapmıyorum. Bizim yerel televizyonun anteni koymamız gerekecek. Arıyoruz, tarıyoruz. Hiçbir kaynakçı gelmiyor. En son sitem ettim bir tanesi. Nedir ya dedim. Vallahi abi ufak bir iş dedi. Çok istesem sana yazık. Az istesem bana yazık dedi. Geleceğiz, çıkacağız, direği dikeceğiz. Onun tepesine çıkacağız, alacağız. Yaptığımız iş çok fazla iş değil. Yapacağım 3 tane dedi. Elektrot gider dedi. Yarım günlükte bir iş gider ama dedi. Ufak iş abi dedi ya. Bir şey kazandırmaz bize dedi. Ne isteyeyim ki ben ona abi dedi ya. Haklısın dedim. Ne yaptık biliyor musun? Nedir ya bu kaynak makinesi kaç lira? O profesyonel değil. Bakın arkadaşlar biliyor. Kaynak makinesi aldık. Ve kendimiz yaptık. Bakın kendimiz yaptık. Hatta kaynak makinesi yani o demir kesen spiral aldık. Diğerlerinin her türlü malzemeyi aldık. Elektrodu kafaya takıyorsun tutturuyorsun. Çok da böyle uzayda gidip de uzay mekiğinin bilmem ne kaynağını tutturmuyorsun ya. Çok küçük gördüğümde de küçük bir iş değil. Uzmanlık istiyor. Ama kötü komşu da mal sahibi yapıyor seni ya. Yani herkesin nazıyla cazıyla mı oynayacaksın? Yani 1 liralık şey 10 lira mı vereceksin? Türkiye'de kader bu zaten. Oto sanatkarlığı, oto tamircisi, oto ne? İsmi bile değişti. Oto sanatkarlar odası, oto sanatkar, sanatkar bak. Oto zanaatkar. Evet doğru, oto sanatkarı. Bir tane sanayinin bir tane diline düş, eline düş de göreyim bakayım abi. Otomobilin varsa bir tane düş de göreyim abi. O diğer markalı, efendime söyleyeyim, bir yere gittiğinde orada da ayrı dert var. Nasıl olsa para benim cebime girmiyor diye orada da farklı. Hani hastanelere gittiğinde özel hastanenin en büyük sıkıntı neydi? Birçok doktor anlatıyordu off the record. Ya kardeşim tamam da tahlil istemiyorsun sen. Para kazanamıyoruz. Zaten Sağlık Bakanlığı da vermiyor. Tahliller niye istemiyorsun? Her gelene tahlil isteyeceksin. Papaz oldum diyen kişilere rastladım ben ya. Özel o dediğimiz markalı yerlerin servisleri de maşallah ya 1 lira için adam yapılacak mı? Değiştir diyor adam. Değiştiriyorsun yine olmuyor. En büyük dertlerden bir tanesi bu Türkiye'de. Niye arkadan usta gelmiyor? Oradakiler de çevre kazanarak yani o markalı yerlerde çalışan kişiler kazandıkları ikili ilişkilerde ümit dosuna gidip sanayide yer açıyor. Açacak serbest piyasa ekonomisi. Peki herkes üniversiteye gitmek zorunda mı? Kuaför, bakın Avrupa'da kuaförler çok büyük para kazanıyor. Ama randevulu gidiyorsun. Randevusuz gidersen fazla para. Bekleyeceksin. Randevusuz gittiğinde bekleme zorunluluğun var. Yani bekleyeceksin. Ama randevulu gittiğinde farklı bir para ama beklemiyorsun. Çok iyi para kazanıyor. Hayat erken atılıyor. Oto sanatkarı ayrı, sıvacı ayrı. Bakın yeminle söylüyorum, gözümle gördüm. Oturdum, seyrettim. Demişler ki, bunlar altın, külçe altın. Bunları alın, istifleyin. Biraz iyi istifleyin, bunlar sizin olacak. İyi yerleştirin. Ne kadar çok yerleştirin, o kadar sizin altın külçesi demişler gibi. Bakın yeminle söylüyor, bir adam bu kadar keyif alır ya. Duvar ustası, duvar yapıyorlar ya. Ya duvar yapıyorlar ya. Sabah geldiler, iş tulumunu falan giydiler tamam mı? Oraya bariyer çektiler. Ya o kadar keyifli çalışıyor, o kadar mutlu çalışıyorlar. Yeminle söylüyorum sana, yemin ediyorum ya. Mutlu oldum ya. O kadar keyifli, duvar ustası ya. Adam o kadar severek işini yapıyor. Çünkü aldığı maaş tatmin ediyor onu. Maddi ve manevi motive oluyor ya. Garibim burada hem iş bulamıyor. Hem düzensiz bir işi var, muhtemelen sigortası var, yok O da ayrı bir konu. Sigorta konusu da ayrı bir konu. İnşaatlarda da ayrı bir konu. 100 kişi, 100 işte şu kadar metrekare yapıyorsan şu kadar adam çalıştırmak zorundasın dediği için sadece sigortasını vererek isim yazdığını bir sürü kitleye sen de biliyorsun. Yani gerçi baktığında her mahallede var. Bizim Basın Camiası'nda da yok mu? Öyle de vardı yani. Baktığında yani hangisini tutsan elinde kalıyor zaten baktığında. Peki eğitim bu süreç içerisinde başarılı ülkelerde geliyor. Bakın dikkat edin. Küçük yaştan itibaren yeteneklerine göre ayrılıyor. Sen istediğin kadar ne olursan ol ilkokul, ortaokulda aldığın eğitimlerle bu meslek lisesine gidecek deniyor. Ve senin kararın veriliyor. Meslek lisesi. Meslek lisesinin bölümlerinden de şuna yatkın deniyor. Sen üniversiteye gidemiyorsun zaten. Meslek lisesine gidiyorsun. Almanya'da bir kademe daha var. Fransa'da o da yok. Almanya bir araya bir kademe daha koymuş. Üniversiteye gidiyorsun. Üniversiteye gittiğinde de inanılmaz zor. Mesela puanlar var. Mesela kaydını siliyor. Tamam mı? Kaydını mesela Almanya biraz daha esnek. Kaydını silmiyor. Sana meslek lisesine gitme imkanı tanıyor. Diyor ki burayı başaramadı. Şu notları alamadı. Meslek lisesine bunu yönlendirelim diyor. Biraz daha esnetmiş o mesela. Diğerinde daha da katı. Japonya'da evden çıkan çocuğa ne diyorlar biliyor musunuz? Başaramazsan eve dönme diyorlar. Başaramazsan eve dönme. Türkiye'de böyle bir cümle var mı? Vay kadını alayım, kurban olayım, hiç önemli değil ya. Okta da var, yayda da var. Bizim kültürde de var, sistemde de var. Başarının ne anlama geldiğini ve neyin başarılı olduğunu aile de idrak edemiyor. Ya adam müzeye çok meraklı kardeşim. Aileye bir türlü o sevgisini, futbola çok meraklı. Ya çok müthiş top oynuyor. Ben stajyerlik döneminde gördüm. Ya çocuk Avrupa'da oynayacak kadar başarılı bir çocuktu. Babası Hazreti Hüseyin'in kafasıyla top oynadılar. Sen nasıl top oynarsın? Günah demiş. Ayağını topa vurdurmamış çocuğun. O da çok ayrı bir konu. Hazreti Hüseyin'in kafasıyla top oynadılar denilen bir sistem var. Kim oynuyor? Yezid oynuyor. Say bir tane şu bizim Ehl-i Sünnet halifelerini dediğinde Muaviye'den sonra Yezid'i halife sayıyor Ehl-i Sünnet. Sorsan hangi mezheptense Ehl-i Sünnet ya bizim tamam. Ya onun için akla ziyan örnekler, aklı kabul etmediği örneklerle şu andaki gençliğe zaten hiçbir şeyle verilemediğinin nedeni bu. Ne dini eğitim verme şansın var bu. Aklı, mantığın kabul etmediği örneklerle bilmem nelerle ne verilemediği de ortada zaten. Onun için boşta gezen bir gençlik, mutsuz bir gençlik, umutsuz bir gençlik önümüzde duruyor. Dert eden de var mı? Ben çok dert eden de görmüyorum. Herkes almış topu gidiyor. Herkes üniversiteye gitmek zorunda değil. Zorunda olmadığı gibi üniversite kolay da değil. Ama ders geçmenin, sınıf geçmenin kalmadı. Yani okulda kalmanın mümkün olmadı, bilmem ne olmadı. Herkes üniversitenin kapısına huni gibi yığılıyor. Huni gibi yığılıyor. Tamam mı? Ondan sonra da üniversiteye gidiyor, başka şehre gidiyor. Allah yardım etsin ya. O kadar zor ki başka bir şehirde eğitim yapmak. Para yok, pul yok, sevdiklerinden ayrı. Ya Kayseri'de bu kadar üniversite öğrenci var. Başka illerde de var. Ya Kayseri'nin öğrencisi Kayseri'de okusun, yakın vilayetler Kayseri'de okusun, Konya'nın yakında Konya'da okusun ya. İstanbul'un yakınında İstanbul'da okusun. Hem ailesinden kopmasın, aile bağları kopmasın ya. Yani gidip İstanbul'da görgüsünü artırsın. Ya kardeşim İstanbul'a giden biri İstanbul'da görgüsünü falan artırmıyor. Kaç sene kaldım İstanbul'da ya. Öğrenci milletinde para mı var arkadaş? Ego otobüsleri Ankara'da bizim öğrenciliğimiz döneminde en iyi bildiğimiz şey ego otobüslerin saatiydi ya. Bizimkiler epey bir yakından ev tuttular ya. Görüyor musunuz? Uzakta çocuk iki otobüs değiştiriyor diye dert ederlerdi yani. İstanbul'da metrobüs saatlerini öğreniyor öğrenciler. Nerede ucuz bir şey var onu öğreniyor. Hayatı öyle atarak öğrenemezsin ya. Hayatı öyle atarak yokluklar içerisinde, umutsuzluklar içerisinde, zaten sıkıntılar içerisinde bir de öyle bir sıkıntı vererek hayat falan öğretilmez. Açlıkla terbiye edilerek açlık yaşatılmaz. Bakınız, şiddete en eğilimli çocuklar çocukluğunda şiddet gören ailelerden çıkar. Hayvan sevgisi olan çocuklar evde hayvan besleyen, mesela benim hiç emekli asker, önemli bir askerin çocuğu var. Büyüyünce ne olacağım diye sorduklarında veteriner dedi. Çok şaşırdım, biliyor musun? Baba önemli bir figür. Önemli bir askeri bir figür. Düşünebiliyor musun? Asker olacağım diyebilirdi. Ama niye biliyor musun? O köpekle beraber veterinere beraber gidip gelmişler. Veterinerin, oradaki diğer hayvanlar veterinerle ilgisi, ve çok şaşırmıştım, biliyor musunuz? Bakın, dikkat edin. Doğayı sevenler, yani sen zannetme ki şiddeti uyguladım buna, çocuk pısırık olacak diye. Hiç fiske vurulmayan kişiler çok daha cesur ve çok daha atak oluyor, biliyor musunuz? Hı hı. Diğeri ruh sapık oluyor, diğeri daha farklı oluyor. O da başkasından ediyor. Anne baba boşanmış. Anne baba çok farklı ilişkiler yaşamış. Çocukların hayatına bir tane bakar mısınız? Bir bakın ya. Ben daha fazlasını söylemeyeyim. Yani bakıldığında eğitimin yeni bir dönem olabilmesi için bence bu çok iyi bir fırsat. Evet. Ve bu fırsatı değerlendirmek için hazır ara verilmişken, hazır kopmuşken, hazır eğitim ortada kalmamışken, ne zaman başladı, ne zaman bitti, 8. sınıf öyle, 7. sınıf öyle, 1. sınıf öyle, ya bulmaca bir şey oldu bu. Hazır basalım frene, verelim arayı, sıfırdan aynı başarılı ülkelerdeki sistemi buraya getirelim, koyalım. Küçükten itibaren çocuğun yeteneğini ortaya koyalım. Futbola mı meraklı? Sporcu olsun ya. Bakın, futbolcu diye göğsümüzü açtık, ördek gibi bağrımızı yerlere sürüyoruz. Bütün Avrupa'nın çakma, sapık, efendime söyleyeyim, simsarların elinde oyuncak olmuş tiplerini getirerek euroları basıyoruz onlara ya. Bizim gençler ya sürünüyor. Hayatında göremez o parayı ya. Oraya verdiğimiz o parayı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, o tiplere verdikleri parayı gençlerin spora katkısı için yatırım yapsalar kaç bin tane genç futbolcu olur ya. Dua da alır ya. Olmasa ne çıkar zaten? Gönlümüz başımız göğe mi eriyor yani? 3'ünden biri şampiyon oldu. Amacımız o mu ya? Körler sağırlar, birbirine ağırlar. 3'ünden biri zaten şampiyon oluyor. Çok mu oluyor da ne oluyor? Başakşehir şampiyon oluyor da kendi gücüyle mi şampiyon oluyor ya? Habize kardeşim ya. Herkes biliyor ne döndüğünü ya. Herkes her şeye döndüğünü, neyin döndüğünü, nasıl şampiyon olduğunu herkes biliyor. E ne oluyor? Orada oluyor da burada bu sene ne oldu ya? Zor kurtardı paçayı ya Başakşehir. Böyle bir kurumsallık olur mu? Sen şampiyon oluyorsun, öteki sene düşmekten kurtuluyorsun, seviniyorsun ya. Bu mu kurumsallık, bu mu şampiyonluk ya? Bizim onlara verecek paramız yok. Zaten kimse cebinden vermiyor. Borçlandırıyor, havasını atıyor. O kulüplerin başında olmakla ihale götürüyor, kişisel çıkar sağlıyor, kurumsal çıkar sağlıyor, kendine çıkar sağlıyor, yakınlarına çıkar, efendime söyleyeyim, sağlıyor, parasına para katıyor, haram parasını biraz daha fazla artırıyor. Ondan sonra da bırakıp gidiyor. Ondan sonra siyasilerin başına ekşiyorlar. Siyasi ve sosyal gücünü kullanarak borçlar ötelensin, borçlar ertelensin diyorlar. BNTV 4,5 liradan veririm ben, dolara artırmam diyor ama TürkSat televizyonlara gelince farklı kur uyguluyor. Ya da başkasına farklı, ama onlara gelince düşük kurdan ben öderim. Ben ödeyemem kardeşim, dolar çok arttı diyor. Böyle ben de yaparım, dedem de yapar. Bu sistem değil. Kesinlikle sistem değil. Kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitim ve kültürde yaptığımız, diğer alanda yaptığımız devrimleri, mesela sağlıkta gerçekten çok doğru, çok haklı. Çırpınıyor ama derdini anlatamıyor. Çırpınıyor. Ya çok, bu alanda çok büyük şey yapmamız lazım diyor. Kültür Bakanı değiştiriyor. Sistemi değiştirdi. O kadar çok Kültür Bakanı değişti ki. O kadar çok Milli Eğitim Bakanı. Bakın, Ulaştırma Bakanı çok değişmiyor. Herhalde memnun olsa gidişattan değiştirmez değil mi? Beklentiyi gerçekleştiremiyorlar. Sistemi değiştirecek, kökten değiştirecek bir babayiğit gerekiyor bize. Eğitimde hazırda bu fırsat varken kişilerin kendi yeteneklerine, müzikte yetenekli. Müzik hocası geliyor bir tane. Biraz müzikte, biraz sıksa sınıfı hemen veliler şikayete gidiyorlar. Müzik hocası yok, resim hocası yok. Tamam mı? Müdür oralara birini koysa hemen veliler gidiyor. Ya işte biz burada matematik dersi yapamaz mıyız? İşte başka ders yapamaz mıyız? Biraz test çözdüremez miyiz? Müdür dese ki resim ve müzikte asıl hoca yok. Ben fen hocasını göndereyim, şey çözün dese başarılı müdür diye veliler takdir topluyor adamı. Ya kardeşim herkes, ya müzik dersinde herkes müzisyen olacak diye kaydı yok ama bırak da orada müzikteki yetenekli olanları seçsin, öteki resimdeki yetenekli olanları seçsin. Sanatta yerlerde sürünüyor ya ülkemiz ya. Yerde sürünüyor sanatta ya. Sporda yerde sürünüyor. Kaç sporcumuz var ya? Kaç amatör sporcumuz var ya? Türk Cumhuriyetlerinden gelenlere umudu bağladık. Biz de devşirmeden alarak bilmem ne yapmaya başladık. Gelenleri ne yaptık? O da ayrı bir konu. Sanatta kaç kişi var ya? Nerede var ya? Bizim mahalleden zaten kimse ilgi göstermiyor. Bizim mahalle ağzını açtığı zaman dünya malı dünyada kalır. Ahiretini hazırla falan diyorlar ama dünya malından da bir türlü vazgeçmiyorlar. Çocuklarını bir tane de dünya malının olmadığı ama ahiretlerini yapacak yerler hiçbirine de yönlendirmiyorlar. Yönlendirmiyorlar. Ha bize kardeşim yönlendirmiyorlar ya. Taşçıoğlu Kur'an kursu var. Bak bakalım Taşçıoğlu Kur'an kursuna kaydolanlar, gidenler nereli ve nereden? Buyurun Odru Meydan. Kayseri'de İmam Hatip Lisesi vardı. İmam Hatip Lisesi'nde gidenler kimlerdi? Kimin çocuklarıydı? Nereden gelmişti? Daha anlatayım mı? Daha ne anlatayım ya? O bakımdan yani eğitimde gerçekten çok büyük yanlışlıklar var. Eğitimdeki yanlışlıkları düzeltelim. Bakın zor değil. Evet. Gerçekten zor değil. Özel okul, kolej, devlet okulu, Anadolu Lisesi, bilmem ne lisesi, bilmem ne sınavı, üniversite hazırlık sınavı, üniversite dershanesi, üniversitedeki sınavlar, FETÖ'cüler, KETÖ'cüler, öteki dernekler, öteki yurtlar, öteki özel okullar filan pazarlama aldı başına gidiyor ya. Dün onlar vardı, bugün başka birileri var. Değişen hiçbir şey olmuyor. O bakımdan bu süreç bir fırsat. Bu fırsatta kişilerin yeteneklerine göre değerlendirip onları kendi yeteneklerine göre bir an önce kendi yeteneklerini geliştirebilecekleri yerlere yönlendirmemiz gerekiyor. Hepsi üniversitenin kapısına yığıp üniversitenin kapısında da üniversiteye gidenler de mutsuz. Üniversitedeki öğrenci okul ve fakülte sayısının artması dolayısıyla şimdi üniversiteye gittik gibi gözüküyor büyük bir kitle ama daha büyük bir tehlike geldi kapıya dayandı. Üniversiteli işsiz olay geldi kapıya dayandı bu sefer. Değişen hiçbir şey olmadı. Üniversite bittikten sonra artık hiç kimseye demin anlattığım berber çırağında olduğu gibi başka iş veremiyorsun. Adam ben üniversite mezunuyum diyor. İçeri girer girmez şöyle bakıyor. Nerede oturacağım falan diyelim. Nerede der ki ben şurayı bitirdim falan diyor. Adam bir tanesine biri demiş ki ya işe girmiş, işe girdiği yerin işte genel müdürüne demiş ki ya benim CV'mi okudu mu? O da birim müdürüyle muhatap ol demiş. Ben daha sonra görüşürüm gerekirse diyor. İkide bir de ya diyor benim CV'mi okudu mu? Benim CV'mi okusa onun CV'si de baktığında CV değil aslında da işte bir yerlerde bir iki staj görmüş kendini bir şey zannediyor. Ya demişler tamam takma kafayı falan filan aynı şeyi sorup duruyorsun. Geç burayı filan. Neyse bugün karşılaşmışlar. Tak diye demiş ki benim CV'mi okumuş muydunuz? Adamın buna cevabı siz benim CV'yi okudunuz mu demiş. Siz benim CV'yi okuyun. Ondan sonra siz kendi CV'nizle bir karşılaşın. Ondan sonra bu soruyu bana sorun demiş. Ama biz bu kadar sulandırırsak her şeyi, bu kadar kolay hale getirirsek adam ha şu deniyor olabilir. Ya diplomalı ilkokul işte lise mezunu işsiz olana kadar üniversiteli işsiz olsun, namı yürüsün diye düşünüldüyse tamam sıkıntı yok. Ama onun yaşı peki? Bayanlarda bayanların yaşı sorulmaz da belli bir yaştan sonra bura Kayseri, bura Konya, bura Ankara işte bilmem ne Anadolu. Ya belli bir yaşın üstünde gözüne bakıyorlar ya bayan olduğu zaman. Hemen evlen düngürcü gelmeye başlıyor zaten. Ondan sonra Erkekler daha kötü durumda. Askerlik baskısı geliyor. Askere gidiyor, geliyor. Askere kadar biraz yırtıyor. Askerliğim var falan filan. Ondan sonra önce aile gözünün içine bakıyor. Ulan bu oğlan da çok sünepe ya. Hiçbir yere gidemedi. Bak oğlum falanın oğlunu dayısı belediyeye dıkmış. Öteki bilmem partiye dıkmış. Öteki bilmem nereye girdirmiş. Öteki bilmem neyi kazanmış. Ya anne baba doğru da orada doğu hak değil bak ya. Ben hakkımla almak istiyorum falan dese çocuk. Lan bunun kafasına fikirleri kim soktu acaba oğlum? Falan oluyor ondan sonra. Ya da çocuk dese ki ben de mi sizden dayımdan gidip beni bir yere yerleştirin demediğim mi suç falan. Oğlum kimseyi tanımıyor ki bir de biz de bilmem ne yapak falan feşmeken. Ya iş bu noktaya geliyor ve gerçekten mutsuz bir genç, umutsuz bir nesil ortaya çıkıyor. Üniversiteye kapağı atan öğretim üyeleri, hepsini tenzih ediyorum. Çok idealist öğretim üyeleri var ama ne yazık ki birçok öğretim üyesi de biz kapağı attık. Bir de yakınlarımızdan kimleri buraya kapağı atarız diye sesini çıkartmıyor. Ya, alıyor parayı oturuyor ortaya. Derdi de çözmeye çalışmıyor yani. Yok zaten yok olmalı. AK Parti iktidarı büyük devrim yaptı. Ben AK Parti iktidarından YÖK'ü kaldırmasını beklerdim gerçekten. Yani YÖK'ü her gelen kaldıracağım diyor. Ama işin başına geçen elinin altındaki bu büyük bir kitleyi bir ilkokul gibi yönetme gücünü de devretmek istemiyor geçtikten sonra. Geçtikten sonra devretmek istemiyor. Bütün üniversitelerin tamamının rekabete açık, özel üniversitelerde olduğu gibi dirayetli, döner sermayeli, daha çok kazanan ama rekabete açık yerler yaparsak böyle mi olur? Böyle olmaz. Öğrencilere de aynısını yapalım. Öğrenciler de demokrat olarak yönetime katılsınlar. Ve staj imkanı tanıyalım. İletişim fakültelerini bitirdikten sonra kazanacakları yerler, işte gazeteler, radyolar, televizyonlar. Türkiye'deki iletişim fakültelerinin mezunları, bir senelik mezunları TRT hariç tüm kurumlara yerleştirildiğinde 200 kişi dışarıda kalıyor. Buyur buradan yak ya. Nasıl ama? İletişim fakültesini birinci tercih olarak yazan kaç kişi var Türkiye'de? İstatistik olarak çıksın bakalım. Evet, eğitim sistemine devam edeceğiz ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor Sayın Amurcu. Bir de çocukların %71'i yoğun stres altında diyor. Uluslararası Pediatri Kurumu'ndan yüz yüze eğitim çağrısı da var. Bunu da hemen kısa bir aranın ardından değerlendirmemize devam edelim. Evet değerli izleyenler, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından 7-24 haftanın panoramasıyla yeniden karşınızda olacağız. Evet değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından 7-24 haftanın panoramasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim sistemini değerlendirdik. İlk olarak özellikle pandemi sürecinde eğitimde yeni bir dönem olabilecek mi? Bunu konuştuk ve bir de çocukların %71'i yoğun stres altında diyor. Uluslararası Pediatri Kurumu'ndan yüz yüze eğitim çağrısı var bu noktada. 149 ülkede çocuk sağlığı alanında faaliyet gösteren 1.2 milyon çocuk doktorunu temsil eden dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu Uluslararası Pediatri Kurumu'nun Türk Başkanı Profesör Doktor Enver Hasanoğlu, dünyaya mümkün olan tüm tedbirlerin alınarak yakın zamanda yüz yüze eğitime geçilmesi de çağrısını yinelemiş. Akılın yolu bir, dediğim gibi uzaktan eğitim, açık öğretim. Mesela Türkiye'de açık öğretim gibi bir ucube çıktı. Adam gitmiş orayı bitiriyor, ondan sonra geliyor, ben de üniversite mezunuyum falan da Oxford'u bitirmiş gibi hava basıyor. Dedim ya, sulandı, bu işin cılkı çıktı gerçekten. Bu iş artık hocalık oldu yani, bu iş doktorluktan falan çıktı. O bakımdan bu sürecin böyle rehabilite edilmesi, upgrade edilmesi, efendime söyleyeyim, düzeltilmesi falan yok, hiç alakası yok yani. Tamamen sıfırlanacak. Evet. Tamamen sıfırlanacak. Hiçbir şey kalmayacak. Yeniden inşa edilecek. Bir eski bilginin, eskilerin hepsi unutulacak. Eski mantığın hepsi unutulacak. Öyle müdür tayin edelim, torpille birini getirelim. 2 tane efendime söyleyeyim kişiyi idare etmekten aciz birini torpille okul müdürü yapalım. Kifayetsiz muhterisi onun başına getirelim. Ötekini torpille onun ötekine getirelim. Dil bilmeyen, eğitim bilmeyen, kitle iletişimi bilmeyen, sırtını dayamış A'sına, B'sine, D'sine efendime söyleyeyim. Orada kendini idare eden, efendime, o siyasi parti gidince, başkası gelince başkasının adamının efendime söyleyeyim gelip oturduğu, sadece koltuğunu korumaya çalışan tiplerle eğitim falan olmaz. Ya, bu eğitim sistemini tamamen değiştirip başarılı sistem nasıl olur? Çocuklar küçük yaştan itibaren nasıl kendi alanıyla ilgili alanlara gider? En basitinden çok başarılı, eğitimde çok başarılı olmuş ülkelerin sistemini aynısını uygulasak bile yeter. Çocuğun rehberlik hocalarımız da, çok rehberliklerimiz de var ama çocuğu ne kadar tanıyor? Psikolojisini nasıl biliyor? Çocuk psikolojisini anlayabiliyor mu? Ya da çocuğun içerisinde o cevheri ortaya çıkarabiliyor mu? Kan görmekten korkan kişiler çok başarılı genel cerrah oluyorlar ya bakıldığında. Uçaktan korkan kişilerin çok başarılı pilot olduğunu ben biliyorum. İçerisinde bir aşk vardır. O aşk belki belli sebeple travmaya dönüşmüş, uzaklaşmıştır. Onun altında yatan nedir? Bunu ortaya çıkarıp, mesela gittiğinizde Avrupa'da ilkokuldan itibaren herkesin 100 metreye kaç saniyede koştuğu bilgisi vardı. Bilgisayara basar adam 100 metreye kaç saniyede koşuyor bu kişi. Üniversiteyi bitirene kadar o kişinin tüm raporları çıkar ortada ya. Türkiye'de de böyle değil mi? Erkekler futbol, kızlar voleybol, 2 tane top atar, beden eğitimi öğretmeni akşama kadar oturur, derdi şeyinden şikayet eder. Ben Ferit Çakmak Lisesi mezunu, bizim zamanımızda vardı, arkadaşlar bilir zaten, hayatından hiç memnun olmayan genç bir tane beden eğitimi öğretmenimiz vardı. Adamın aflamasından, pollamasından patlamış kamyon lastiği gibiydi adam ya. Lan suratından düşen 1000 parça. Ya matematik öğretmenlerin her tarafı tebeşir tutmakta adamlar bir hal aldılar. Tamam mı? Bu giriş katında çok da güzel bir odası vardı. Her tarafı böyle futbol ve diğer malzemelerle dolu. Giriş katı eşofmanla dolaşırdı adamlar. Herkes kravattan boğulurken yaz günü adamlar küfür eşofman. Burası da bir tane düdük. Ondan sonra bir top atardı, bir de buna top atardı. Abi sürekli şikayet ederdi her şeyden ya. Bu nasıl iş ya? Ya adamı görünce zaten adam alin kalkmıyordu adam. O kadar mutsuz, o kadar umutsuz bir tip ki ya. Bu nasıl ruh sağlığını verecek, nasıl beden sağlığını verecek? Mutlaka torpille ya da başka bir şeyle gelmiştir oraya. Ama olan bize oluyor, olan gençlere oluyor ya. Biz de oradan geldik, biz de uzaydan gelmedik. Biz de bu eğitim sisteminin içerisinden ne zorluklarla geçtik. Sadist hocaları mı istersin, kendini bilme çok başarılı tipler mi istersin, çok idealist kendine göre hoca mı istersin? Ya biz 12 Eylül'den önce bir kısmen okumuş bir nesiliz ya. Bir resim hocası, bakın bir resim hocası, tamam mı? Bizim arkadaş grubu hatırlayacaktır. Fraksiyon nokta nokta derlerdi, ismini söylemeyeyim de. Ondan sonra adam kendine yakın hocaların, mesela İngilizce, siyasi düşüncesi de aynıysa gidip dersi alıyor, kendi dersi yetmiyor. Boş kaldığı yerlerde sınıfa gelir, sınıfta empoze ederdi ya, açın dedi pencereleri dedi. Ey proletarya milletim benim, benim proletarya kardeşlerim, gariban kardeşlerim dedi ya. Açın dedi, bakın dedi, herkes dışarıda oynuyor yaz günü dedi. Ya siz burada ne yapıyorsunuz? İngilizce öğreneceksiniz. Vay yavrum vay dedi. O zengin bebeler kafa elektronik takıyor dedi. O geri zekalı bebesine bir dakika dedi, İngilizce öğretiyor dedi. Falan. Hep acitasyon. Tamam, inanılmaz adam. Resim dersinde ne resim yaptırıyordu biliyor musun? Bakın diyordu. Bir tane kop radar tutmuş. Elinden prote atıyor fabrikasından. Tekmeye de basıyor. Resim yapın derdi. Böyle resim yaptırırdı. Ama adamı takdir ediyordum biliyor musun? Neyini takdir ediyorum? Adam idealizmini takdir ediyorum. Fikri, zikri. Bakın, genç de bir adam. Yeni başlamış muhtemelen mesleğe. Adamın kendi bir siyasi görüşü var ve ideolojisi var. Çekinmeden, korkmadan ve dünyada ben işten atacaklar, ben ekmeksiz kalacağım, belki cezaevine atacaklar demeden kendinin bir fikri var. Onu yapıyor. Dinzesi hocamız ne yapıyor? Bir de ondan anlatayım sana. Ya sınıfta inanmayan bir sürü kişi var. Kütüphanede ders yapıyoruz. Bir de zaten nedense din dersini sınıfta da yapamıyorduk yani. Ders mi yoktu, zaman mı yoktu? Garip bir şey. Bir tarafta tahtalar duruyor. Bir tarafta ona millet zaten anlatılanı bilmiyor. Adam şey anlatıyor. Zekatın işte ya da fıtranın, sadakanın günümüzde işte 20 gram hurma, şu kadar arpa, şu kadar şey var ya biliyorsun yani ondan sonra. Tabii herkes de tiye alıyordu. Herkes demeyeyim de çoğunluğu tiye alıyordu. Ya işte hocam şundan olmaz mı? Ya İslam evrensel değil hocam. Kurban anlatılırken Eskimolarda nasıl olacak? Deve mi var? Bilmem ne mi var? İşte efendim nasıl kesecekler? Falan diyordu. Adam diyordu Finlandiya'nın şu bölgesinde hiç güneş batmıyor. Akşam namazı yatsı nasıl olacak diyordu. Tamam mı? Ya adam fen bölümünde matematik 10, bir tane 9'u vardı çocuğun, zehir gibi kafası var. Adam her soruyu soruyor. Bizimki cevap veremiyor, bocalıyor. Dersin dışına çıkmayın falan diyor, kızıyor. Temsil sıfır. Ne dini anlatabiliyor, ne kendini anlatabiliyor adam ya. Ne tipi var, ne fiziği var, ne kim, hiçbir şey yok adamın yani. Ya bir gün gittim. İçim içim yiyor. Dersten önce gittim. Yine bizimkiler epey bir şey hazırladı. Sınıfta tamam. Ondan sonra, ya hocam dedim. Şu dersi işleyeceğiz diyor. Hayber'in fethini işleyeceğiz. Herkes hazırlansın. Kılıç nasıl kaldırmış, kapıyı nasıl götürmüş filan hurafeleri adam anlatacak. Hocam dedim ya tamam onlar anlatılır, onlar inanır. Ya zekat vermek istedi de verecek şekli mi bulamadı? Ya da sadakayı, fıtırı verecek de hurmayı nereden bulacak, kuru inciri nereden, üzümü nereden bulacak? Ya onu bulur ama bir kere inanması gerekiyor. Arkadaşların çoğunda soru işareti var. Biz tartışıyoruz. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Adamlar haşa Allah'ın varlığına inanmayan arkadaşlarımız var. Ateist arkadaşlar vardı. Bakın ateist arkadaşlar vardı. Başka her türlü fikirden vardı da en tehlikelisi onlardı. Bir de zehirliyordu bütün milleti. Oğlum inanmayın lan bakın falan. Bir de o çok zeki olan arkadaşımız da inanma sıkıntısı çekiyordu. Bakın adam zeki. Adama inanılmaz şekilde akli melekelerle bilgiler anlatmaya çalışıyorduk. Evet başarılı da oluyorduk bazen. Ya bir dakika bak bu hiç aklıma gelmedi falan diyordu. Dedim sen İncil'in eski Moğollardakini okudun mu dedim bu arkadaşa. Yok ben Kur'an okumuyorum ki İncil okuyorum arkadaş dedi. İsa'nın kuzuları diye bir bölüm geçer dedim. Duydum dedi. Eski Moğollardaki tercümesinde ne geçiyor biliyor musun? İsa'nın fokları diye geçiyor dedim. Orada kuzu mu olur? Bir pilot bölge vardır. Ya orada da lamalar var, bir sürü hayvan var. Ya anlatıyor, ya niye hoca bize böyle anlatmıyor dedi. Oğlum benim derdim o zaten, anlatamıyor böyle dedim. Gittim, ya hocam dedim, bakın gerçekten çok iyi niyetli arkadaşlarımız var. Yani hani Oxford vardı da biz mi okumadık demiş ya İbrahim Tatlıses. Ya anlatıldı da bu arkadaşlar mı inanmadı? Ama bu anlatımlarla olmuyor. Bakın resim hocası başka derslerde gelip kendi ideolojisini anlatıyor ve inanılmaz şekilde de adam sempati topluyor dedim. Gerçekten öyleydi ya. Oğlum geçmeyen dersiniz var mı? Sıkıntılı dersiniz var mı? Bana söyleyin. Eğer benim arkadaşımsa, bizim fikirdense çözerim. Diğerlerinse alttan girer, üstten girer. Bütünlemede kurtarırım sizi derdi ya. Oğlum şu ezen bir sistemde, şu kapitalist sistemde bir sene daha takılmayın oğlum derdi. Bakın inanılmaz sıkıntısı olan bana gelsin dedi. Ya bir resim hocası yeni başlamış mesleğe adamın elbisesinden, giyiminden, kuşamında bir şeysi yok ama idealist. İdealist. Ama bizim din kültürü hocasının daha idealist olması gerekmiyor muydu? Fırçaladı beni ya. Dedim hocam biraz imani konulara girsek, inandıktan sonra diğerini halleder, adam beni fırçaladı ya. Sen dedi işine bakma, akıl mı veriyorum dedi. Sınıfta bir tane sosyal demokrat yanında hocamız vardı. Tamam o gittikten sonra öteki ders beni çağırdı. Oğlum sen haklısın dedi. Ya işte böyle adamlar yüzünden millet dinden imandan soğudu dedi. Bakın yine bizim o kuşak hatırlar. Bir hocamız vardı din dersi öğretmeni. Ya soruyor millet bu millet din imanı az ya din iman kalmadı millette gençlikte bozuldu. Bozulur tabii siz bozdunuz. Deri bir ceketi vardı. Yeminle söylüyorum bakın yeminle söylüyorum. Arkadaşlar da hayatta. İçeri geldi, kamyon şoförlüğü yapardı. Gözleri kan çara. Sallana sallana geldi. Ondan sonra gitti arkasıyla eline şuraya gitti o alana. Şöyle oturdu. Oku oğlum dedi. Kafayı vurdu. Zil çaldı. İyice dalmış. Tamam mı? Yanındaki hafif bir dirsek vurdu. Sık kalabalıktan. Yeter oğlum dedi. Kalktı gitti. Oku oğlum dedi. Uyudu. Yeter oğlum dedi kalktı gitti. Din dersi öğretmeni Allah'tan korkması gerekiyor. Parayı helal ettirmesi gerekiyor. Dünya malı dünyada kalır diyor. Senin dünyada para aldığın yerde görevini yapmayacaksın. Pırıl pırıl gençlere eğitmeyeceksin. Bir de kamyon şoförü yapacaksın. Uyumayacaksın. Gelip sınıfta uyuyacaksın. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Yaradan bizi koruyor ya. Gerçekten koruyor. Yüce Allah bizi koruyor ya. İyi ki bu kadar din, bu kadar millet kaldı ya. Ciddi söylüyorum ya. Çok ciddi söylüyorum ya. Bu kadar aymazlığa, bu kadar hurafiye, bu kadar ilgisizliğe, bu kadar din tüccarına, bu kadar sömürüye rağmen Kaldıysa da işte bu kadar bir şey kaldı yani. Bu da din eğitiminin bir başka versiyonu. Yaşanmış örnekler. Daha neler var? Daha neler var? Bence bütün hepsini bunu fırsat bilip sıfırlamanın vakti geldi. Çoktan da geçiyor kardeşim. Evet, peki eğitim sistemini bu şekilde değerlendirmişken hemen siyasi partiler yasası ve seçim diyelim. Siyasi partiler kanunu ve seçim yasası komisyonu çalışmalarını tamamladı. Verdikleri metne son şekli Merkezi Yürütme Kurulu'na sunulacak bundan sonrası için. Peki siyasi partiler yasası ve seçim konusunda değerlendirmeleriniz neler olacak? Evet, bu konu AK Parti de hazırlığını yaptı, hazırladı. Görüşlere açtı. Gerek AK Parti, gerek diğer partilerinki. Sayın Cumhurbaşkanımızla geçen ifade ettiği gibi biz bu yola çıktık. İnşallah başarırız. Başarırsak ne mutlu. Ama buna bir girişimde bulunacağız demişlerdi. Bunun yanında bu seçim yasası ve siyasi partiler yasası hep gündemde olan, hep değiştirilmek istenen ama bir türlü değiştirilemeyen yasalardan bir tanesi değiştiriliyor. Yine ufak tefek değişiklikler oluyor ama temel olarak tabanın görüşünün tavanda temsiliyeti hep söylenir. Oy verenin, seçmenin, tabanın temsilde adalet sisteminin uygulanması ne yazık ki gerçekleşmiyor. Çoğulcu sistem olan parlamenter sistemin, demokrasilerdeki bizde uygulanan sistemin tam adil bir şekilde tabanın isteğinin tavana yansıması bu sistemle çok fazla gerçekleşmemiş oluyor. Siz %1 bile oy almayan, %1 bile oyu olmayan bir partiyi ve parti liderini kendi listenizden parlamentoya taşıyıp ona parlamentoda bir koltuk verip söz hakkını tanıyıp üstelik de karar alırken, kanunlar çıkarken çok önemli kararlarda kilit nokta oluyor. Bir şirkette ki vardı Kayseri'de bu şirket çekişmeden dolayı battı. Türkiye'de de öyledir. %2 hissesi var. Çoğunluk 2 kişide ama o kişideki hisse %2. 49, işte 49, 48, 48, 49, 50 ediyor. Ya öyle bir şey ki o kimin yanında yer alsa o taraf kazanıyor. Adam egosunu kullana kullana şirketi batırdı. Bakın, bir gün biriyle tavla oynuyor. Adam tamam diyor, yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Adam iyi, benim yanımda diyor falan. Aradan geçiyor, ötekiyle de bu sefer de okey oynuyor. Onun yanına gidiyor, yapalım diyor. Bunun yanına gidiyor, yapalım diyor. Ondan sonra adam, tamam mı? Ya gazetesi de vardı bu adam. Gazetesi de vardı bu adam, tamam mı? Yine bu kilit adam gazetenin de sahibi konumunda, tamam mı? Genel yayın yönetmenini çağırıyor, oğlum şu diyor ilanı gazeteye koy diyor. Tamam abi de adam oluyor, ilanı gazeteye koyuyor. Sattık matbaa makinesi yazıyor ilanda. Kendi matbaası. Gazetenin basıldığı matbaa. Adam okumamış. Bakanlar Allah Allah bu gazete arıyorlar genel yayın yönetmeni. Abi gazeteyi matbaayı satıyorsun nerede basacaksın? Yok satmıyoruz matbaayı. Oğlum olur mu senin gazetede gördük. Neyi gördünüz? İlanı gördünüz. İlan, hangi ilanı gördünüz? Oğlum, ben niye görmedim diyor. Senin gazetede senin matbaanın satıldığı adrese baksana abi diyor. Telefon numarası da muhtemelen sizin oranın numarası diyor. Santral numarası diyor. Bir sor istersen bak diyor. Allah Allah bakıyor bizim bura diyor. Bu nasıl oldu falan. Nereden geldi diyor. Yazışları müdürüne soruyor. Abi sen getirdin ya. Bizim genel müdürün getirdiği, verdiği ilan. Bir dakika diyor ya. Gidiyor ondan sonra. Abi ya bu bizim gazeteyi matbaayı mı satıyor falan. He ben matbaayı satmaya karar verdim diyor. Nerede bastıracağız abi diyor. Ya parayı her tarafta bastırırsa ne diyor. O %2 olan adam. Bak yaşanmış örnek anlatıyorum. Mesela kaftanın arkasına anka kuşunu nasıl istersin? Haşlanmış mı? Efendim kızartılmış falan diye sormuyorum yani. Yaşanmış olayı anlatıyorum. Masa anlatmıyorum. Bu %2 dediğim olay, %1 dediğim olay, hatta %2 iyi bir rakam, %1 iyi bir rakam ya. %1 bile değil ya. İsim vermeyeceğim de, yani şu anda parlamentoda temsil edilen genel başkanların tabelasının ve adının dışında neyi var ya? Nasıl olması lazım? Seçim yasası. Bir ara denendi, olmadı. Bakın seçimde şöyle bir sıkıntı var. Milletvekillerinde evet çok başarılı ama tabana inemiyor. Adamlar buradan gitmişler. NATO'da görevli bir milletvekili. Yani ilgisi ora, yetişme tarzı ora, görev yeri ora. Mahallenin bir sorunu, köyün bir sorununu anlatmış. Adam kıvranmış, bir şey getirememiş. Çıkarken demiş ki bakın söz demiş, NATO'da bir işiniz varsa direkt bana gelin. Söz veriyorum, çözeceğim NATO'daki işinizi demiş. Bu aynen böyle. Adam çok başarılı. Var böyle, yakınlarımızda da var böyle milletvekilleri. Avrupa'da tozunu attırıyor. Avrupa Parlamentosu'nda tozunu attırıyor. Ama bölgeye geldiğinde karşılığı çok fazla yok. Ya da Doğu milletvekilleri gibi bölgesinde çok başarılı, Ankara'da karşılığı yok. Mecliste elini kaldırıp bir yoklamada evet dediyse de pul attıysa o oylamalarda ya da düğmeye bastıysa yoklamalarda var. Onun dışında kürsüye çıkıp ne kürsüde bir konuşma, ne bir tartışma, bir fikri argüman ne bölgesi için, ne kendisi için, ne vatanı için, ne milleti için hiçbir ortaya koyabildiği bir dağarcığına bir şey yok. Ama bölgesi nerede bazda seçilip geliyor. Niye? Köy ağası olduğu için, feodal yapıda ağa olduğu için geliyor. Aşiret olduğu için geliyor. Ama karşılığı yok Ankara'da, parlamentoda karşılığı yok. Bu da ayrı bir dert. Rahmetli Özal bunun için bir kontenjan milletvekili diye en çok oy alan o milletvekilini de götürür diye bir şey getirmişti, sistem getirmişti. İlim bir tanesine tutmuş, profesörün bir tanesini elini kaldırmış. Kontenjan adayı. Ey demiş şuralılar. Atıyorum işte. Ey Sivaslılar. Örnek gösteriyorum. Ya bu profesörü tanımazsınız. Buralı da değil. Buradan geçti mi yolu bilmiyorum. Baktık ettik, koyacak yer bulamadık. Buraya koyduk. Bunu seçin. Benim Avrupa Parlamentosu'na buna çok ihtiyacım var. Buraya da zaten bir daha gelemez. Seçim döneminde geldi. Bir daha da uğrayamaz. Yasada da başka yerden koyamadığım için buradan koymak zorunda kaldım. Avrupa Parlamentosu'nda buna çok ihtiyacımız var. Zaten bu orada inanılmaz Türkiye'yi temsil edecek demiş. Bundan da kurtulacak. Türkiye milletvekili. Adını değiştirebilirsin. Başka milletvekili de diyebilirsin. 100 tane oraya milletvekili yazdı. Bunu kim yazacak? Parti lideri oturacak. O milletvekili oraya yazacak. Bu sefer o milletvekillerine de yük ya. Yani hissediyorum, görüyorum. Gözünden okunuyor adamın ya. Gelemiyor, gidemiyor, ilgilenemiyor. Efendime söyleyeyim, anlamıyor. İşi başından açmış Avrupa Parlamentosu'na temsil etmekten, oradaki Türkiye aleyhtarlığının önüne geçebilmekten, şunu yapabilmekten, bunu yapabilmekten fırsat da bulamamış zaten. Eziliyor da hissediyorsun adamı ya. Yani seviyor da vatanını, milleti, yapmak da istiyor bir şeyle. Ama yapamıyor filan, zaman bulamıyor. O da eziyetten kurtulacak, millet de eziyetten kurtulacak. O grubu oraya vereceksin. Genel başkanın adayını da oraya yazacaksın. %1 mi oy aldı? Bir milletvekili. %10 mu oy aldı? 10 millet. Ne kadar adil bir şey. Haksız mıyım? Ne kadar güzel bir şey ya. O sıkıntıdan kurtulacaksın. 2. Dar bölge sistemine geçeceksin. Ya sen benim kim olduğumu biliyor musun? Beni tanıyor musun? Bilmem nesin filan. Ya böyle partiye gidip haftada bir görüşme. Allah'tan AK Parti'de yine nöbetçi bekir uygulaması var. Diğer partilerin de öyle bir sistem de yok yani. Görebilirsen görüyorsun. Ondan. Yani gidip ona yazdırmakla, tanımakla falan ya da şahsi isteklerle beni tanıyor musunla falan zaten sorun, bireysel sorunları çözülse milletvekili zaten eline sağlık, sıkıntı oradan kaynaklanıyor zaten. Kurumsal sorun çözmesi gerekiyor. Sen birini aldın, senin bebeği şehirleştirdi. O iyi değil mi? Bu seçim için dolaşırken bir ilçede toplandılar. Belediye başkanını övüyorlar. Giden bir belediye başkanı varmış 20 sene önce. Ne yaptı dedim, beni işe aldı dedi. Dedim, oğlumu da işe aldı dedi. Dedi, falana da işe aldı. Bak hep üçümüz de buradayız falan dedi. Bu dedi kimse işe almadı falan dedi. Ne biliyorsun sağ mı söyle dağıldı. O da kendi yakından da almıştır işe. Belki dedim yani. Biraz da onlar da çıkar karşımıza. İşe aldıysa iyi. Herkes işe aldıysa hiçbir diyeceğim yok ona bak. Türkiye'deki o işsizlik, istihdam sorunu çözsün. Sırtımda taşıyayım. Bakın sırtımda Ankara'ya götüreyim getireyim. İlçelere götüreyim, getireyim. Gerçi biraz kilo verdim. Eskisi kadar belki kaldıramam ama biraz dinlendirirsem yine götürürüm yani. Çok ağır değilse. Yoksa bir başka bir vasıtayla iterek götürürüm yani. bütün işsizlere istihdam sorunu çözebiliyor mu? İşe alırken 3 kişi de alsa adaletli davranabiliyor mu? Liyakatli almak için gücünü kullanabiliyor mu? Herkese söz vermiyor. Söz verirken ben adaletli davranacağım, tam liyakatli işe alacağım diye kefil olabiliyor mu? Kendi partisine o ağırlığı koyabiliyor mu? Gözümün içine baktığından anladım Ömer Bey. Bugün çok polyanlaşı, çok böyle güzel noktaya geldin. Ondan sonra falan çay biraz soğumuş da ondan olabilir mi acaba? Biraz ham hayal gördüğümün, efendime söyleyeyim, biraz boş konuştuğumun farkındayım. Niyetim o, ideal olan o, güzel olan o, doğru olan o. Evet farkındayım. Herhalde onları söyledim. Böyle olmadığını ben de biliyorum. O demin dediğim kişilerin tamamı ilk fırsatta kendi bilim derdi yakından iş alıyor zaten. Millete de sıra gelmiyor ki. Onunla bir parmak bal çalarsa çalıyor. Önce onlar kendi yakınlarını bir yerlere sokuşturmaya çalışıyor. Ama sorsan din, iman, vatan, millet, ahlak, Sakarya kimseye bırakmıyor. Sanki milletin bebesi kaya kovuğundan çıktı. Onlar kıymetsiz. Ya millet seçtiyse seni seçti kardeşim. Senin sülaleni de iş al diye seçmedi ki ya. Bu yasanın değişmesi gerekiyor. Bakın bu seçim yasasının değişmesi gerekiyor. Bir de 1/3 yenileme olayı var ya. 1/3 yenilemeyi de yapmak gerekiyor. 5 sene göreve geldim falan diyor. 5 sene sonra bakıyorsun parti o milletvekili bir daha aday göstermiyor. Partisi inanmamış ona ki ya partisi başarılı bulmuyor ki millete tekrar önüne çıkartmıyor yani. Ya burada da çok büyük bir yanlışlık var ya. Ben burada ne dedim biliyor musun? O kısa süren bir seçim vardı. Kısa süren bir seçim vardı. Arşivde duruyor. Dedim bak bunu milletvekili adaya göster. Aslında başka biri olacaktı burada. Son dakikaya kadar başka biri olacaktı. Parti eskiyi göstermedi. Olacak biri vardı onu da yapmadı. Başka birine adaya gösterdi. Rabbim ömür verir de 4 sene sonrayı görürsek, bakın yazıyorum, altını çiziyorum. Bunu adaya göstermeyecekler tekrar dedim. Dedim. Allah 4 yıl değil, 4 ay sonra yeniden bir seçim yaptı ve onu adaya göstermediler. 4 ay ya. 4 ay. Tabuza 4'ler kaylaşım. 4'lerden 4 ay. Dikkat et ya. Yani ya 4 ay ya. 4 sene beklememize de gerek kalmadı. Evet. Çok kısa bir süre. Ya kimse de bana demedi ki ya helal olsun ya bu nasıl analiz, bu analiz ya. Helal olsun ne güzel demedi. Ya niye giriyorsun konulara? O konulara çok fazla girmiyor ya. Niye giriyorsun konulara ya? Niye yaşıyorsun? Niye söylüyorsun? Falan dediler. Fincanlı katırın ürkütüyorsun dediler. Neymiş fincanlı katır arkadaş? Fincanlı katır neyi yapsam? Fincanlı katır ürküyor ya. Ne çok ürkek bir fincanlı katırı varmış. Her tarafta fincanlı katırı var. Da bunlar fincan değil. Kağıt bardak. Ürkmezler zannediyorum. Şimdi gerçekten temsilde adalet için vatandaşı da ya 4 senede bir gelip oya alınan, bir parmak bal çalınan seçim dönemlerinde de ne diyor bir tanesi? Ya bir tanesi ne diyor biliyor musun? Adaylardan bir tanesi ne diyor biliyor musun? Ya abi diyor ben diyor bütün gittiğim yerlerde şöyle bir argüman ileri sürüyorum diyor. Yanlış mı yapıyorum diyor. Ben falan yerde diyor daire başkanıyım dedi. Ankara işiniz düştüğünde, bilmem ne olduğunda, başınız ağrıdığında, dişin kime gideceksiniz? Bana geleceksiniz. Bana gelecek. Şimdi kime oy vereceksiniz? Diyorum abi diyor. Nasıl tutuyor ama diyor. Evet tutuyor. Gerçekten tutuyor ya. Bu mantık ben istihdamı çözeceğim. Ben işsizliği çözeceğim. Ben doğru yatırım yapacağım. Ya dediği zaman da parti fırça atıyor ya. Gerçekten çok takdir ettiğim, çok kıymetli birisi. Ben burada yaşadığım müddetçe bu ilçeye meslek yüksekokulu açtırmam arkadaş. Bu tamamen aslı astarı olmayan bir yatırım. Göz boyama yatırımı. Meslek yüksekokulu bitiren ne oluyor ki zaten? Ben çifte doktorlara bir kişiyim diyor. Bir daha adam hayatta göremedi. İlçeye de giremiyor doğru dürüst. Bir partiden bir ilçede uzun süre bekleyen 50 tane yanında eleman beyin çalıştıran çok önemli bir yerin teftiş kurulu başkanı aday oldu. Anlaşanına götürmüşler onu. Demişler adamın ürünü gerçekten bir şeyi çok iyi, CV'si çok iyi. Yeni aday adayı. Demişler bu fabrikayı o ayağa kaldırır. Fabrika at yapılacak, açılamıyor bir türlü. Yani içeride malzeme gelmemiş. Ama Kenan'ın her şeyini yapmışlar. Kül olan milyarlar. Öyle bir takdim etme adamlar yollara ya bekliyorlar. İnan yollara traktörlerin üstüne çıkmış millet diye. Adam gelmiş kürsüye çıkmış. Ama kürsüye çıkmadan önce demiş ki şöyle bir göreyim de öyle konuşayım. Hah demişler bu adam işi biliyor. Götürmüşler fabrikaya gezdirmişler. Bilgi almış. Gezmiş, bakmış, tozmuş. Sonra demiş ne olacak burada? Şu. Allah Allah. Kürsüye çıkmış demişler ya geldim, baktım, gezdim. Ondan sonra teşekkür ediyorum. Bu şöyle yapılacakmış. Cevabımı şimdi söylüyorum. Bir kere buraya bu fabrikanın yapılma şansı hiç yok demiş. Nasıl olur falan demişler. Ya burada onun ham maddesi yok demiş ya. Bu fabrikanın üretim olabilmesi için şurada şu cevherin çıkması, şunun olması gerekir. Genellikle bu tür fabrikalar, bu tür üretim yerleri bunların yakınına yapılır. Oradan gelir işlenir. Hem de işlendikten sonra onun taşınması için şöyle olması gerekir. Epey anlatmış. Adamı taşlamışlar. Daha sonra benimle programa geldi biliyor musun? Adam programa çıkmadan önce adam üstünde kepekleri temizledik. Kepek de atmışlar yani taş, toprak ne varsa yani. Epey bir temizlik öyle çıktı. Adamdan sıcağı sıcağına ya dedi biz canımızı zor kurtardık dedi. Ben ne yaptım? Doğruyu söyledim. Bugüne kadar gelen herkes onları kandırdı. Yalan söyledi, yanlış söyledi, vaat ettiyse suç benim mi arkadaş dedi ya. Ben doğruyu söyledim dedi. Doğru söyleyen siyasetçi gerekiyor. Doğru söyleyen siyasetçi gerekiyor. Milletvekili adayı, milletvekili kimse doğruyu söyleyecek ya. Gerçeği söyleyecek arkadaş. Cumhurbaşkanı'nın çok güzel takdir ettiğim sözlerinden birisi de ortada fındık fiyatları açıklanacak. Demişler ki biz fındık fiyatını açıklayamayız. Çok düşük. Seçimi kaybederiz demiş. Cevap. Seçimi kaybedelim. Ülkem kazansın biz kaybedelim demiş. Ama ülke de kaybetmedi. Kendi de kaybetmedi. Delikanlı olup doğruyu söyledikten sonra millet seviyor. Millet ikiyüzlüğü sevmiyor. Millet yalan söyleyeni sevmiyor. Millet kıvıranı sevmiyor. Millet Kaf Dağı'nın arkasındakini gösteren sevmiyor. Özal da sevilen bir liderdi. Ya niye seçimi bekledin zam yapmak için deyince seçimde de zam yapacak kadar enayi miyim? Tabii seçim bekleyeceğim dedi. Kıvırmadı ya. Şimdi seçimden önce zam yapsa, seçimi kaybetse başta kendi partisi karşılıyor. Ya siz de hiç siyaset bilmiyorsun falan diyor. Abi gerçekten okta da var, yayda da var ya. Evet. Her şeyde doğru söyleyen siyasetçi olduğunda bu kadar da doğru söylenir mi ya? Ne olacak diyor adam, ne olacak diyor yani. Bir tane benim Doğrucu Davut biri varmış bir yerde. Gerçekten demirin kerti gibi iş yapmış. Partiden gitmiş demişler ki, ya biz senin adına söz verdik. Ya senin partili adamımız attı beni demiş. Ya aynı parti attı, aynı parti alır diye söz verdik falan demişler adama. Ya olmaz, ya alıyor gibi yap. Seçimden sonra gene çıkarın demişler. Ya bu gerçekten doğru değil. Yani ne gelecekse doğruluktan gelsin, inansın ya, güvensin kardeşim. Yani her vaadi, her söyleneni... Bizim akşama kadar geliyor adam. Akşama kadar geliyor. Ben onun kardeşiyim. Ben onun yeğeniyim. Ben şunla bir görüşeyim. Biraz deşiyorsun altını. Ne yeğeni, ne kardeşi, ne başka bir şey ya. Oğluma, kız, işime, oğluma, kızıma bilmem ne iş, bilmem ne. Gelenlerin hemen %99'u siyasetçi arasında kusar. Tayin, terfi ve şey yerine beni şuradan aldır, şuraya gönder, şuradan şuraya getir, şuradan şuraya götür. Yani vatan millet içinde, garip kuraba içinde, işsiz içinde. Ya sen iyi kötü işini bulmuşsun. İyi kötü çalışıyorsun ya. Hiçbir iş bulamayan insan var kardeşim. Bırak da biraz da devlet onunla kafa yorsun kardeşim ya. Her konuşan, her talepte bulunan kişi de Ebu Suud Efendi'nin 7. Göbek'ten torunu gibi kitabın ortasından talepte bulunmuyor ki. Kendine yontuyor ya. Bir eleyin ya. Bir adaleti sağlayın ya. Yani bulunduğumuz makamı, görevi adil, tarafsız, objektif ve gerçekten halkın beklentisine göre gerçekleştirin. Sesi çıkmıyorsa hiç önemli değil. Sesi çıkan, her devirde bağıran, ağlamayana meme yok diye bir atasözü var Türkiye'de ya. Ağlayacaksın demek ki. Kayseri işte tam bu en önde gelen memleketten adam akşama kadar trilyonları bassa akşama kadar ondan sonra görüyor musun ya? Allah fakire fukara yardım etsin. Çok zor ya. Kışta sert geçiyor. Görüyor musun? Milletin yakacağı var mı? Yok. Kazanamıyor ya. Sıkıntı falan. Adam paraları gitti kösüyor. Hala ağlıyor. O da ağlıyor. Bir şükretme yok. Bir efendime teşekkür etme yok. Efendime söyleyeyim ya bir acaba şu kazanamıyor. Bunun ne derdi var diye düşünme yok. Ağlamayana meme yok. Herkes ağlayacak. Herkes şikayet edecek. Herkes derdini anlatacak. Ya derdi olan, gerçekten derdi olan ama onurlu olan insanlar gidip kapağı aşındırmıyorsa, gidip gerçekten samimi insanlar, gerçekten o partiye oy verdi, gerçekten o partiye sırtında taşıdıysa hiçbiri gidip hiçbir şey istemiyor biliyor musun? Partiye küfreden, partiye hakaret eden kişiler anında bu kalemun gibi dönüyor, gidip partinin kapısında yatıyor, her istediğini alıyor. O parti yıpranmaya başlayınca hemen kaslara oradan topluyor, bir de tekmeye vuruyor. Ama vurmamış gibi yapıyor. Gidip başka partinin kapısında yatmaya başlıyor ya. Bir baksana. Partilere bir baksana. Birbirine hakaret eden, küfür edenlerden geçilmeyenler daha kıymetli oluyor. Demirel'e çok yakın bir Bursa milletvekili varmış. Adam yine Demirel'in bir kabinesi açıklamış. 7 geldi 8 gitti, 8 geldi 7 gitti ya. Bir sürü zaten kabine kurdu. Kabine bir açıklanıyor. Partiye sonradan gelenlerin hemen hemen neredeyse hepsi bakan. Ta Menderes'ten beri hapis yatan, çile çeken, yakınlarını kaybeden, parmakları sökülen kişilerin hiçbirisi grup başkan vekili bile olamamış. İsyan etmişler. Bunlar mırıldanıp duruyormuş. Ya kime gidek? Demirel'e. Ya Demirel'e gitsen ne yapacaksın demişler. Bir Bursa milletvekilimiz, o bilir bu işleri. Çok eski nükteden bir adam. Ona gitmişler. Gelin bakalım beyzadeler. Derdiniz nedir demiş. Keyifli bir adammış. Derdi anlatmışlar. Oğlum demişler. Üzüldüğümüz bu mu lan demiş. Buna mı üzülüyorsunuz? Oğlum bakın ben size bir dünya gerçeği söyleyeyim demiş. Adam karısına bir pardüsü almaz. Ama metresine 40 manto alır. Ya adam karısını elinden tutup bir pazara götürmez demiş ya. Ama metresini dünya turuna çıkarır. Evdeki kadın kıymetli olmaz. Lan biz evdeki kadınız oğlum, bizim ne kıymetimiz, biz buradayız demiş. Gitmiyor, gelmiyor, partiyi terk etmiyor, sürekli yanındayız, bizim kıymetimiz yok. Ama onlar daha kıymetli demiş. Evden aslında öküz olmaz derler bizim bu bölgede de. Gerçekten çok doğru. Doğrusu bu doğru dediğim. Yaşanan gerçek, doğru gerçek. Ama doğru mu? Hayır değil. Nedamet, sadakatin önüne geçerse çok büyük bir sorun olur. Türkçe zaten, Şota'nın tercümanı gibi Türkçe'ye çevirmeyeyim de anlaşılıyor zaten, tamam mı? Pişmanlık, sadakatin önüne geçerse çok büyük sorunlar çıkar. Peki ne olması gerekiyor? Sadakat artı liyakat. Tek sadakat de yeterli değil. Salak ama sadık. Ne işe yarar? Hem liyakatli hem sadakatli olacak. Nedamet. Yine bir başka güzel söz var. Pişman olduğuna pişman ettirmeyeceksin derler. Pişmanlık güzel bir şey. Adam pişman olmuş, gerçeği görmüş, gelmiş. Öyle diyor ya adam. Küfretti, hakaret etti. Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular, içimizde gizli AK Partililer var, bilmem neler diyenler geldi oturdu. Tamam, olabilir, oturabilir. Pişman olmuştur. Gerçeği gördüm, geldim dedi. İyi de bu millet 15 sene oldu gerçeği gördü, 15 sene sonra görmüş. Neyse 15 sene sonra görebilir. Görmüş, peki güzel. Pişman olan, nadim olan gelir gelmez bir makam sahibi mi olmalı? Abize kardeşim. Mesela Gazi Osman Teşkilatı'na gidip gençlik kollarından, yaşı biraz şeyse kıdemli kollardan, ana kademeden başlayabilir. Eğitimler verebilir. Oradan Gazi Osman meclis üyeliğine geçebilir. Oradan başka şeye kademeleri kademe kademe atlayarak gelir. Herkes eleştirirken, herkes her lafı söylerken muhtar bile olamaz derken Pınarhisar cezaevinin kapısının önünde yatanlar, dua edenler. Ben İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı iken Kanal 6'daydım. O süreci çok iyi biliyorum. Çekimlere de gelmişti kendileri. Çok çok iyi biliyorum. MHP'li olan arkadaşlara, MHP'li olan arkadaşlar eski koalisyon ortağımız ya iyi geçinelim filan deyip kinaya gönderme yaparlardı. Ya bakıyorum adam şu anda gayet güzel. Bunu unutmuş eski dönemleri. Tayyip Erdoğan'ın süreklerini unutmuş. O da bir yerden bir nimetleniyor. Dünya menfaatlerinin geçici dünya menfaatlerinin o da nimetlenmeye çalışıyor. Siyasette nedamet olur. Din değildir. Parti de değiştirir. Parti din asla değildir. Ama dün Devlet Bahçeli her şeyi söyleyecek. Bugün Devlet Bahçeli'ye gidecek. Şey diyecek. Meral Hanım için de aynısı geçerli. Doğu Perinçek için de aynısı geçerli. Kemal Kılıçdaroğlu için de aynısı geçerli. Ya ilkeleri beğendiyse, 9 ışığa inandıysa, MHP'nin felsefeye inandıysa ve yeni inandıysa hiçbir sakıncası yok. İslam'ı seçenler, İslam'ı kabul edenler o dönemde ben Müslüman oldum diyerek imtiyaz mı istediler? Peygamberimiz onlara bir imtiyaz mı verdi? Kimse İslam'ı seçmiyordu. Kalplerin İslam'a ısındırılması diye örtülü ödenekten Peygamber Efendimiz döneminde hazineden pay verilirdi. Hazreti Ömer döneminde kaldırdı onu. Yeterince Müslüman oldu. Hatta haddinden fazla hızlı Müslüman olundu. İslam'ı herkes fazla kabul etti. Bundan sonra yardım yok. Müslüman olan kendi için olacak. İster olsun ister olmasın dedi. İran fetihlerini durdurma emri vermiştir. Yeter ya çok ilerledik kardeşim. Biz sindirelim ya. Aldığımız toprakları oradaki insanların İslam'la tanışmasını bir sağlayalım. Demografik yapımız bozuluyor, kültüre yapımız bozuluyor. Millet ganimet peşinde koşuyor. İran'ı fethettikten sonra, İran'ı adım adım fethettikten sonra gelen ganimet mallarını bölüşmek için insana da dünyaya müthiş meyiller oldu. Hazreti Ömer bunu durdurmaya çalışıyor. Dikkatini çekiyor. Değişiyoruz diyor ya, değişiyoruz. O kimliğimiz bozulmaya başladı bizim. Sulanmaya başladı diyor. Herkes parti değiştirebilir, gerçekleri görebilir. Evet, olması da gerekir. Din değildir. Yanlışı vardır, hatası vardır, felsefesi doğrudur, haklı zaman haklı çıkarır, partiye geçer. Ama partiye sadakatle kurulduğu günden bu döneme kadar samimi olarak hizmet edenler, samimi olarak o partideki yanlışları söyleyenler, eğer ya sen bunu yanlış söyledin, öteki adam düne kadar küfür ediyor, hakaret ediyordu, o gerçeği gördüm dedi, nereden biliyorsun dünya menfaat için gelmediğini ya? Ya bu adam da sana her şeyi övebilirdi. Hiç kimse yanında yokken, hiçbir menfaati yokken, hiçbir beklentisi yokken, ölümüne bu adam bu işin içindeyken niye söylüyor bunları bu adam ya? Söylüyorsa bir haklık payı vardır. Bir empati kurun diye söylüyor adam. Öteki adam da sana düne kadar küfrederken bugün sen de bir gerçek gördüyse inanıyor musun bu gerçeğe? Bu adam niye nasıl gördü? Ne yaptı da kafasına demir mi düştü bu adamın? Yoksa vaat ettiğiniz bakanlık ya da başka dünya menfaatleri için mi geldi? Bir sorgulayın kardeşim ya. Bir sorgulayın arkadaş ya. Bunu bütün partiler için söylüyorum. A'dan Z'ye bütün partiler için söylüyorum kardeşim. Bunu Vatan Partisi için de söylüyorum. Doğu Perinçek'in partisi için de söylüyorum kardeşim. Nitekim orada da aynı şey geçerli. Adam geldi. Bir iki ters düşünce Doğu Perinçek ya bunu bir revize edelim bu düşüncenizi. Bizim düşüncemiz uygun değil dedi. Adam zehirsen bir 3 sayfa istifa dilekçesiyle ne Çin yardakçılığını bıraktı, ne efendime söyleyeyim Amerikan anahtarlarını bıraktı, ne PKK'ya gittiğini bıraktı Doğu Perinçek. Her şeyi söyledi adam. Daha adama biraz uyardılar ya bak felsefemize uymuyor diye. Sen hani yine katıldın aramıza. Ya böyle değil. Belki yanlış biliyorsun diye nazikçe uyarmışlardı. Adam demek ki sofraya tok oturmamış. Fazla farklı niyetlerle gelmiş Vatan Partisi'ne. Bunu bütün partiler için ve bütün liderler için söylüyorum arkadaş. Şu da anlaşılmasın dediğimden. Ya lider de herkesi, hayır o değil, onu kastetmiyorum. Lider gibi olacak arkadaş. Liderde karizmatik özellik de olur. Liderde ben merkeziyetçilik de olur. Liderde ben yaptım da olur. Bu olmazsa lider olmaz zaten. Komisyon kararıyla liderlik olunmaz. Gelin arkadaşlar ne diyorsunuz bak. Aa sen mi söyle? Sen söyle, hadi sen de söyle, böyle ya nasıl yapsak ki böyle der olmaz. Lider karar alır, yumruk vurur, gelin arkamdan der kardeşim. Bu kadar basit. Erbakan hocamızın hiçbir hatası yok dedi. Oğuzhan Aztürk'e sorar bir gazeteci. Cevap. Tabii yani her lider gibi biraz tek başına kararları alma eğilimindeydi der. Baktık çok da güzel anlatır. Evet herkes dinlerdi. Mekanı cennet olsun, çok önemli bir liderdi. Gerçekten önemli bir liderdi. Ortak akla önem veriyor gibi yapardı. Ama hep dediği olurdu ve dediğinin yapılmasını önemli birine bir görev veriyor. Çok iyi hazırlanıyor adam. Gidiyor yanına. Veriyor. İçinden çıkarıyor föyün içerisinden. Alıyor kağıdı, tamam mı? Hiç bakmadan önce 2'ye sonra 4'e katlıyor eliyle böyle. Cebine koyuyor. Bu senin içtihadın diyor. Şimdi talimatlarımı dinle diyor. Zaten onun içtihadı, onun fikirleri. Onu istiyor zaten. Ama bütün liderlerde bu var. Böyle mi olmalı? Biz Türk milletiyiz. Orta Asya'dan geldik. Böyle olmasını da liderlik yapamıyoruz. Şu anda partisini kapatmış, başka tarafa yamanmış bir tanesinin logo tartışması yapılıyor. Ya sarı kırmızı logo mu olur diyor. Sarı lacivert diyor, bilmem ne değiştiririz diyor ya falan bilmem ne. Ya öyle de yaparız falan dedi. Partisi de kalmadı kendi de. Ama AK Parti'ye bakın. Bakın AK Parti'ye. Ne isim sızdı, ne logo sızdı. Bu kadar büyük bir kitle partisi olacaksın. Ertesi gün açıklanacak. Ya bunun bu grafikerden sızmaz mı? İsim bir yerden duyulmaz mı? Mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Bakanlar Kurulu duyuluyor, ne başka bir şey sızıyor. Bakın dikkat edin. Liderlik bu ya. Lider, Sayın Cumhurbaşkanı lider. Hem de dünya lideri. Beğenirsin, beğenmezsin, seversin, sevmezsin, yanlış dersin, doğru dersin. Zaten kendi yanlışlarını söylüyor. Kendi yanlışlarını da değiştiriyor zaten. Yanlışlara önce kendisi zaten müdahale ediyor, neşter vuruyor. Bu sistem içerisinde evet liderin öne çıktığı, liderin çok ön planda olduğu bir seçim sistemimiz var. Ama millete lidere oy veriyor. Eğer oturan doğru konuşalım. Ya şimdi burada birbirimizi hoşaf soğutmanın anlamı yok ya bize kardeşim ya. Yani hoşaf soğutmayalım. Hiç sevmem hoşaf soğutmayı. Öyle yani nalıncı keseri gibi yontmayı falan da hiç sevmem ya. Türkiye'de millet lidere oy veriyor. Ya tamam da hiç mi bizim etkimiz yok? Var tabii. %30 en fazla maksimum. Maksimum en fazla %30. Yani maksimum ama. Ya tabii ki etkisi var. Etkisi olmaz olur mu? Yani aynı lider ama yanlış adam koyduğunda milletvekili sayısı düşüyor. Doğru adam koyduğunda artıyor. Ama yanlış adamı, doğru adamı kim koyuyor? Lider koyuyor yine. Bak orada da döndü dolaştı. Lidere geldi. Doğru adamı koymak da liderin inisiyatifinde. Ahmet Davutoğlu listeyi ağırlıklı yaptığında AK Parti ne oldu? İktidarı kaybetti. Yine Sayın Recep Tayyip Erdoğan ipleri eline aldı. Ya 7 Haziran'da AK Parti iktidardan düşmüştü. Rütük'te çoğunluğu kaybetmişti. Parlamentoda çoğunluğu kaybetmişti ki şu anda da yine çoğunluk yok. Yani Cumhur İttifakı'yla çoğunluk sağlanmış oluyor ama 7 Haziran'da tümden gitmişti biliyorsun. 7 Haziran'dan sonra siz 3 ay içinde, 4 ay içinde o ivmeyi değiştireceksiniz. Yeniden seçime götürebileceksiniz. Ve yeniden iktidara gelebileceksiniz. Ya bunu var ya kağıt üzerinde başarabilen kağıt üzerinde bile olmaz. Ama inanılmaz bir satranç oyuncusu. İnanılmaz. O satrancı bulanlar gelseydi herhalde bu düzendeki bu zekayı hayret ederdi. Deniz Baykal'la görüşüp meclis başkanlığı kilidini efendime çözüp değişik argümanları ortaya koyup MHP'yi yanına efendime söyleyeyim çekip yeniden Türkiye'yi seçime götürüp yeniden listeleri alıyor eline tek tek. Mesela Kayseri listesini, birçok listeyi çok iyi biliyorum da detaya inersek şimdi bazıları için çok refüze olur. Listeyi tek tek eline alıyor. Tek tek özel anketler yaptırıyor her tarafta. Bir başka metodu daha var onu söylemeyeyim burada. Söylemek olmaz. Her şeyi kontrol ediyor. Nasıl? Karşılığı var mı yok mu? Hocam şunu koyma demiş. Bakın bunu politize etmeyelim. Bu ismi politize etmeyelim. Bakın bu hepimizin saygı gösterdiği bir isim. Orada kalsın. Yok ben onu demiş Orta Doğu'da farklı bir konumda değerlendirmek istiyorum. falan. Onu koyma, şunu yapma, bunu yapma falan. Bu sefer eline aldı listeyi. Tek tek yanında Binalı Yıldırım listeyi tek kendi yaptı. Yanlış yaptı, doğru yaptı ama netice itibariyle işte 2'yken, 5'ken 7 çıkartıp yeniden toparladı. Başarı ya da başarısızlığı zaten sonuca göre değerlendirilir. Teorikte başarılı olmak, mangalda kül bırakmamak önemli değil. Seçim yasasında bunu öne alırken liderlerin liderlik özelliklerini geri plana bırakılsın asla demiyorum. Bırakamayız Türk milleti buraya. Bura Finlandiya değil kardeşim. Yani liderin bisikletle işe geldiği, Türkiye'de her gün lider bisikletle işe gelip gitse tamamen pısırık, mıymıntı, sünepe bir tip olur. O da doğru değil. Bakın dürüstlük demek sadece elindeki bir varlığı korumak, dürüstlük bir erdem değil. Dürüstlük normal ya. Ecevit gerçekten dürüst bir insandı. Evet, Ecevit gerçekten çok saygın bir insandı. Ama yönetim sanatına baktığında Hüsamettin Özkan'ın parmağında oynattığı, Aydın Doğan'ın arkadan idare ettiği, Mesut Yılmaz'ın yandan idare ettiği bir noktayla o kadar dürüst ama dürüst bir şekilde yaptırmadılar hiçbir yerde. Ama gerçekten dürüst bir insandı. Rahşan Ecevit, Kayseri İl Başkanı'nı çağırır, eline bunun kartviziti geçer. Çıkar der cebinden kartviziti. Niye kartvizit bastırdın der. Bak iktidar partisiyiz. Biz iktidar partisinde başbakanız. Sen de başbakanın olduğu partiden il başkanısın. Sen bu kartın arkasına yazıp da değişik yerlerde birilerine iş bulması, bilmem ne etmesi, adaletsizlik yapması, başka çıkar sağlaması için kart mı yazıyorsun millete der. Yok efendim estağfurullah falan. Niye bastırdın o zaman der. Seni Kayseri'de kartvizitle mi kendini tanıtıyorsun? Seni tanıyan yok da sen DSP'nin il başkanı olarak, İktidar Partisi'nin başbakanı, il başkanı olarak sen kendini tanıtamadın da kendini kartvizitle mi tanıtıyorsun der. Bir daha duymayacağım ve görmeyeceğim. Hepsini çöpe at. Söz ver oradakini de yakacağına dair der. Bakın bunlar çok büyük erdemler biliyor musunuz? Ama hayal değil. Ha bunu yaptı. Cennetten çıkan işte aksütü kanatsız melek mi? Hayır onu da demek istemiyorum ya. Yani bozuk saat bile günde 2 defa doğruyu gösterir. O da doğru yapabilir. Onda doğru yaptığı işler vardır anlamında söylüyorum. Liderliğin bu özelliği olması gerekir. Lideri örnek alıp adaleti, temsiliyeti yapabilecek mekanizma olmalı. Liderden geçiyor hepsi. Liderin bunlara izin vermesi. Vermiyorsa da lidere bunu söyleyebilecek cesarette kişilerin olması gerekiyor. Ekrem Pakdemirli merhum Özal arıyor bugün. Ya hoca git işine diyor ya. Ondan da mı sen uğraşıyorsun diyor. Bizi buraya oturtturdun diyor ya. Yeteneklerimizi de biliyorsun diyor. Ben bunu yaparım, sen kafanı yorma diyor. Hadi diyor, sen diğer işlere bak diyor. Böyle de adam, ama Özal da çok sever, sürekli görevde tutardı. Bazen derler ki, ya işte liderler falan kişi, işte ya kardeşim işini yapan, işini bilen, temsil edebilen, ayağı yer tuttuktan sonra kendi makamına göz dikmeyen, ne zaman kalkacağını bilen, sofradan kalktığı zaman yemeğe kötüleyen, gerçekten ideale inanan insanlarsa orada kalıyor ya. Ömer Çelik şu anda milletvekili yapmadı. Milletvekili yapsa da son derece sadık, yapmasa da son derece sadık. Bakan yapmadığı bir sürü arkadaşları var. Özal der ki, en büyük hatalarımdan bir tanesi o kadar çok bakanlık verdim ki millete ve bakan değiştirdim ki her kalkan aleyhime geçti. Oturamayanlar da yine aleyhime geçti. Çözüm değilmiş der. O bakımdan bütün bu dengeleri sağlayan bir seçim sistemini bekliyoruz. Peki bu noktayla o zaman hemen aramızı verelim. Kısa bir aranın ardından da yerli ve milli kültürün şartlılığını konuşacağız ve pandemi sonrasında yeni dünya düzeni diyeceğiz. Ama şimdi kısa bir ara. Evet değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından 7-24 haftanın panoraması programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siyasi partiler yasası ve seçimin değerlendirmesini yaptık. Şimdi de hemen yerli ve milli kültürün şartlılığına değineceğiz. Açıkçası milli kültür dediğimizde işte sosyal yaşamdan, ekonomiye, ticaretten, tarıma kadar uzanan oldukça geniş bir kavram, geniş bir yelpaze. Bu noktada özellikle bundan sonraki süreçten sonra yerli ve milli kültür şartlılığını nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Şöyle, gerçekten şart hem de çok önemli. Bu süreç içerisinde biraz daha net görüldü ki bizim kendi değerlerimize dönmezsek yaşayacağımız zarar evet. pandemiden çok daha fazla olacak. Bir tarafta insanın bedenen ölüşü ama diğer tarafta ruhen ölüşü söz konusu. Bizi biz yapan değerlerden hızla uzaklaşıyoruz. İşin kötü tarafı şofbenden ya da işte şeyden sızan gazdan zehirlenme, karbonmonoksitten zehirlenen, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenme gibi hissetmiyoruz da. Hep sorulur, ya nasıl zehirlenmişler bunu? Hiç mi duyan olmuş, hiç mi görmemişler? Ya genç kişi kardeşim, üniversite öğrencisi nasıl oradan zehirlenmiş? Olayın tıbbi açılımı ne biliyor musunuz? Allah vermesin, Allah kader etmesin. Gerçekten büyük acı. O zehri soluduğunda ilk önce vücut, beyin kilitleniyor. Hareket edemiyor. Yani düşünemiyor. Önce oraya gidiyor. Soluduğunda önce oraya gidiyor. Sonra hiçbir şey yapmasına gerek kalmıyor. Müdahale edemiyor. Yani nasıl olur? Ya bir ayağın kesik olur. Tamam mı? Allah göstermesin. Diyelim ayağa bir şey oldu. Pat diye düştü. Ayağın kanamaya başladı. Kesildi. Ciddi bir kesik var. Ya hiç olmazsa sürüne sürüne dışarı çıkarsın. Telefonuna yardım istersin. Bilmem anlatabildim mi? Farkında olur insan. Duyurursun. Cama taş atarsın. Komşu duyar. Bağırırsın falan. Bizim yerli ve milli kültürü kaybetmemizin gidişatı karbonmonoksit gazından, ters esen lodostan etkilenen ve zehirlenen bir toplum gibiyiz. Lodosla ters esiyor biliyor musun? Biri diyor ki hep niye Bulgaristan'dan soğuk hava geliyor diyor. Ya öyle dünyanın dönüşü bilmem nesi öyle. Bu taraftan da geliyor ama oradan gelen daha fazla. Akım öyle. Niye pastırma yaz işte orada da, niye oradan orada da öyle bir akım var. Dolayısıyla ya bakıldığında lodos ters esiyor ve sobadan zehirli gaz içeri giriyor ve toplum zehirleniyor. Zehirlenenler farkında mı? Ben çok farkında olduğunu zannetmiyorum. Niye değil? Anlattık ya demin. Adın ne demişler? Berber Mehmet demiş. Ne iş yaparsın? Ya söyledik ya demiş. Onun gibi söyledik işte biz de. Söylüyor yani. Dolayısıyla farkında olunsa tahmin ediyorum birçok kişi bir dert edinir, bunu çözer. Gerçekten farkında değil. Çok sinsi geliyor. Zaten bunu yapanlar, bu emperyalizmi uygulayanlar davul zurnayla gittikleri hiçbir yerde başarılı olamamışlardır. Hep örtülü gitmişlerdir. Hep kılıflı gitmişlerdir. Hep sureti haktan gitmişlerdir. Hep kimi zaman İslam adına diyerek DAEŞ, IŞİD gibi insanları kullanmışlardır. Kim bilmem ne diyerek kimseyi kullanmışlardır. Kim başka bir şekilde kullanmışlardır. Değerleri neyse onu kullanmışlardır. Yeri gelmiş bayrağı istismar etmiş. Yeri gelmiş kutsal değerleri istismar etmiş. Yeri gelmiş başka şeyi istismar etmiş. Yeri gelmiş ulvi o andaki güncel değerleri istismar etmiş. Yeri gelmiş ekonomiyi istismar etmiş. Yani istismarda sınır tanımamışlar. Gizli hedefler olduğu için de takiye inançlar olduğu için de suret haktan gözükmüşler. İşimiz zor. Gerçekten zor. Biz doğruyu anlatmalıyız. Ha bizdeki yerli ve milli kültürün içerisine sızmış, yerli ve milli kültür gibi gözüken ama bizde uzaktan yakından alakası olmayan unsurları da elememiz, ayıklamamız gerekiyor. Yerli ve milli kültürü kullanalım dediğimizde, ha kullanalım diye bir kitle de var. Hadi kullan dediğinde de adamın kullandığı argümanların yerli ve milli kültürle alakası yok. Bunu din adına kullanan tiplere baktığında dinle alakası yok. Arap'ın Müslümanlıktan önceki adetlerini getirip din adına dayatan, kitleninkini dayatmaya çalışan tipler var. Ya biz dinimize sahip çıkalım diyenler öyle bir yanlış içinde. Kültürümüze sahip çıkalım diyenler de başka bir ülkenin kültürüyle, boyasıyla boyanmış tipler olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da eklememiz gerek. Bunu da temizlememiz gerekiyor. Adamlar bunu da düşünmüşler B planı olarak. Ya bunlar çok 1500 yıllık kadim medeniyet kardeşim. Öyle kolay kolay da yutulacak lokma değil. Kör gözün parmağını gibi de biz bunlara gidemeyiz. Ne yapalım? Ya dizide yumuşatalım dizideki karakterleri. Türkiye'de yurt dışından tercüme edilen dizilerdeki karakterlerin bir adım ötesini bir araştırırsanız ne dediğim ortaya çıkar. Lafın hepsi tamamının kime söylendiği ortada. Olay anlaşılıyor zaten. Meselemiz de bir dizi, iki dizi falan değil. Bir yaklaşım. Burada gerçekleri ortaya korsak gerçekten sonuca ulaşmış oluruz. Hem bizim dinimizin hem kültürümüzün insanları oluşturmak istediği bir beşeri sistemi ve insan doğasını nasıl etkiliyor, insanın yaşantısını nasıl etkiliyor, bunu argümanlarla ortaya koymamız gerekiyor. İsveç'e bakıyoruz, dünyanın en müreffeh, en sorunsuz, en mutlu ülkesi gibi birinci, üçüncü falan öyle bir sırada sürekli ilk üçte. Peki kazın ayağı öyle mi? Hayır öyle değil. İstatistiklere baktığımızda, ülkeyi tam olarak araştırdığımızda %20'ye yakın bir yalnızlık olayını görüyoruz. İnanılmaz yalnız bir ülke. Hiç kimse kimseyle konuşmuyor. Yaş ortalaması tabii ki çok yüksek. 80-85'li vefat oranı. Asgari ücret bilmem ne. Yani cennet gibi bir ülke bakarsan. İşsizlik sıfır. Devlet size maaş veriyor iş bulana kadar aynı parayı. Hem de eğitim aldığı okula göre veriyor, tamam mı? Her şey çok iyi, güzel. Doğası güzel, bilmem ne falan. Bakıyorsun gayet iyi, güzel. İnsanlara bakıyorsun. Evet, maddi refaha erişmişler. Parayı kazanmışlar. Parasal sorunu çözmüşler. Peki manevi boşluğu doldurabilmişler mi? Hayır, yok. Orada müthiş bir boşluk var, biliyor musunuz? %20 yalnızlık. Ülkenin en büyük sorunu yalnızlık. Yalnız yaşıyor. Çocuk yok. Çok yaşlı bir nüfus var. Ve hepsinin sonu huzurevi. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana. İsveç bura, İsveç. Çok basit. Bir iş kolu var. Ne o iş kolu biliyor musun? Huzur evlerinde yalnızlıktan patlayan insanların yanında oturmak ve konuşmak. Çok ciddi bir iş kolu ve yabancılar talip oluyor buna genellikle. Oraya giden, işte değişik ülkelerden oraya gidenler genellikle talip oluyor bu işe. Çok da iyi işmiş diyorlar. İşte bir sıkıntı yok. Çok hoşlarına gidiyor. Gidiyor, oturuyor, çalışmıyor. Sıcağın altında çapa sallamıyor. Ama dil bilme şartı var. Gerçi %90'ına yakını ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Giden de öyle, orada öyle. Yanında oturuyorsun, elini tutuyorsun. Ve konuşuyorsun, anlatıyorsun. Konuşturuyorsun. Bir iş kolu ya. Huzur evleri. Dünyanın en mutlu ülkesi. Nasıl seçiyorlar en mutlu ülkeyi? Demin anlattığım gibi buna bir dikkat eden yok. İzmit. Ben mesela orada AK TV'nin kuruluşu orada başladı. Oradan biliyorum. Bulundum da bir müddet. Ya ben çok şaşırmıştım gitmeden. Gittikten sonra çok farklı bir şehir gibi biliyordum. Niye? Gayri safi milli hasıla şu kadar, geliri şu kadar, gideri şu kadar, kişi başına düşen gelir şu kadar. Niye? Bir sürü dünya devi fabrikaların çoğu orada. Gebze'de mesela. Gebze zaten inanılmaz. Gebze milletvekili derlerdi. Ya Gebze ayrıldı mı? İl mi oldu? Falan derdim yani. Gebze ayrı bir vilayet gibi konuşuldu. Çok da büyük bir ilçe. Kanserojen gerçi. Sürekli oradan çıkan fabrikalar ama her metre karesi zaten acayip milyar dolarlar ediyor. Peki ya İzmit'e buradan bakıyorsun. Türkiye'de size bir soru sorayım. Tek parselde en büyük metrekare arsa nerede? Ve neresi? İzmit'teki Sabancı Adası. Ada neredeyim? Şey değil. Parsel adası olarak söylüyorum. İnanılmaz çok büyük bir arazi var Sabancı'nın. O kadar daha boş yer var ki. Ha böyle fabrika kuruluyor oraya. Kuruldukça kuruluyor. Yanında demir yolu geçiyor. Bir taraftan o otoyol geçiyor. İkisinin arasında milyarlarca metrekarelik dev bir arazi var. Daha da dolmamış. Ama Sasa, Hassa bir sürü sonu sağ olan fabrika orada duruyor. Rahmetli Özdemir Sabancı geldiğinde Toyota'nın İzmit Şubesi'nin açılışı olmuştu. O kadar büyük bir yer açmış ki oranın işte İzmit Şubesi ajantası. Ya dedi Allah yardım etsin, çok büyük düşünmüşsün projeyi dedi. Bizzat ben de oradaydım. Ya böyle bir şehir. Ama Kazınağa de öyle değilmiş. Hepsinin merkezi İstanbul. Vergi İstanbul'a gidiyor. İstanbul işte onun şeyini alıyor, ortalamasını alıyor. Orada fabrika orada ama. Çalışan işçiler evet iyi kötü maaş falan alıyor ama lokantada yemek yerken herkes sana bakıyor ya. 7 tane il başkanının 7'si de Karadenizliydi. İzmitli yoktu neredeyse yani. Ve bir Cumhuriyet Meydanı gibi yani sürekli akan bir metropol. Yani oturup böyle kafasını dinleyecek bir şey de söz konusu değil. Kağıt üstüne bakarsan aynı ora gibi İsveç'e de ya da müreffeh ülkeye de yanılırsın. Çok çok ama hiç fakir gibi, gariban gibi gördüğün illere git bir tane bak. Hiç öyle değil. Öyle bakılmıyor çünkü. İşte kaç fabrika var, kaç tane çarp böl, sayıyı böl, bilmem neyi böl, nüfusa böl, kalkınmış bir şehir olarak görüyorsun. Hayır öyle değil. Evet fabrikalar var, bilmem ne var ama o fabrikalar o bölgeye katkısı var mı? İstihdam olarak belli bir ama baktığında istihdam olarak o oradan da belki almıyor. Çok daha uzaktan insanlar da gelip çalıştığını ben biliyorum mesela bakıldığında. Onu da tercih ediyor bazı fabrikalar. Demografik yapı olarak tamamen o bölgeden almayarak aidiyet duygusunu genişletmek istiyor. Ülkeler de öyle. Bizim yerli ve milli kültürü ve insanımıza kazandırdığını, intihar olaylarını, yaradana bağlılığı, bu dünyaya yaratılış gayesini, bu dünyada bulunma gayesini insanlara veremediğimiz zaman insanlar yaşamanın gayesini anlamıyor. Yerli ve milli kültürden kastım o. Ya bu dünyaya niye geldin? Bu dünyada amacın ne? Ot olarak mı geldin? Ot olarak mı gideceksin kardeşim? Ya inanmayabilirsin. Olabilir. Ebu Cehil de inanmıyordu. Ebu Leheb de inanmadı. Peygamberimiz döneminde inanmayan inanandan fazlaydı. Peygamberi gördüler. Vahye tanık oldular. Ya Yaradan'ın emirlerine uyduklarında inanılmaz örnek bir toplum oldular. Kur'an-ı Kerim'de aynen öyle yazıyor. Elçimize inandığınızda, bizim emir ve yasaklarımıza uyduğunuzda, size gösterdiğimiz ilkeleri yerine getirdiğinizde örnek bir toplum olmuştunuz. Ama bu ülkelerden uzaklaşınca başınıza neler geldiğini gördünüz, hiç mi düşünmezsiniz buyruluyor ya? Hani Kur'an-ı Kerim anlaşılmıyordu? Aynen yazıyor. Ah parantezlere kaldırıp, ah ağzını böyle Ramazan pidesi gibi uzatarak okuyup kimsenin anlamadığı müziği de altına koyup da şey yapmasıyla çok rahat anlaşılacak da anlaşıldığı zaman da hatim indirdikten sonra, mevlid okuduktan sonra hurafe anlatacak kim ne olacak, nasıl zarfa para konacak hafize kardeşim, nasıl para alacak? Ya mevlid okumayın ya yeter ya Süleyman Çelebi yazmış kardeşim zamanında Peygamberimize naat, Yaman dede de yazmış bir naat ondan da güzel. Ya bu mu kardeşim İslamiyet? Gelin şunu değil İslamiyet anlatalım dediğinde adamın mevlid parasını kesiyorsun ya. Yurt dışına gidiyor. Din görevlisi. Kendi ailesi de gidip mevlid okuyor. Bir de oradan bilmem kaç euro bilmem ne. İtiraz ettiğinde de mevlide karşı. Sünnete karşı. Falan oluyorsun ya. Hurafe anlatınca. Mevlidi basınca. İlahi arkasına dayayınca. Hiç kimse anlatınca. Para almayınca azın sıtı da almadı. Para alınca da ya bu da görüyor musun? Mevlid peşinde koşuyor. Bir de arkadan laf söylüyorlar. Bizim anlatmamız gereken şu. Arkadaş, inanmayabilirsin. Ama senin de bir kutsalın olması gerekiyor ya. Hiçbir kutsal olmadan, hiçbir şeye inanmadan, etik değerleri olmayan bir adamla neyi konuşacaksın? Çok merak ediyorum yani. Adam benim üstüme diyor, dökün ben kireç olacağım falan diyor. Tamam. O da öyle inanıyor. Anlatılamamış. Kendi görememiş. Kısmet olmamış. Yine Yaradan'ın buyurduğu gibi sen dert etme diyor. Ya onun artık gözü bağlanmış, kalbi bağlanmış, gözleri mühürlenmiş. Görmüyor, duymuyor, işitmiyor. Senin görevin sen atacağın kadar anlattın. Tercihini yapmış. Adam atlıyor, düşüyor aşağı. Önleyemiyorsun. Yapacak bir şey yok. Ama yapacak olan, inanan ve inanmak isteyen çok kişi de var, biliyor musun? Allah'tan korkan, kulundan utanan ve hazır bir sürü kitle var ya. Ya gelin onu kurtaralım kardeşim. Samimi şekilde, bilmem kurtarıcılardan kurtaralım üstadın dediği gibi ya. Bir kurtarıcılardan kurtaralım şu biz yerli milli kültürümüzü. Onlar bize zaten yeter. Aç olan bir kitle var, samimi olan bir kitle var. Kur'an kursuna giden bir kitle var. Biz her şeyi bırakalım. Bizim yerli ve milli kültürümüzü sırf yazın, Kur'an kursuna gidenlere anlatırsak doğru, başka bir şey anlatmasak da olur, biliyor musunuz? Ama biz Kur'an kursuna giden arkadaşları parkta, bahçede zıp zıp oynarken, elinde Elif Bağ'ı alıp orada yüce dinimizin kitabını okuyacağım diye efendim temizlenmemiş caminin alt bodrumunda biraz yüksek ses olsa birinden fırça yemeden, şadırvanda başka birinden azar işitmeden giden efendime söyleyeyim kişiler, eğer biz bunlara doğru anlatabilsek başka hiçbir şey ihtiyaç yoktu, ama doğru mu anlatıyoruz? Sonuca bakalım. Doğru anlatamadığımız ortada. Doğru anlatsaydık böyle kimse ne İslam'a laf söylerdi, ne Hazreti Peygamber'e bedevi derdi. Doğru anlatabilseydik. Her soruyu soruyorlar. Adam Ebu Suud Efendi gibi fetva veriyor. Sübhaneke'de 9 yanlışı olan müezzin efendi her şeye fetva veriyor. Ya ben bunu bilmiyorum demiyor. Resme günah mı diyor. Resimde çok başarılı olan bir tanesi. Evet diyor, günah diyor. Allah çizdiğin her şeyi yarat diyecek diyor. Belki adam Türkiye çapında resmi olarak o gündüzü resmi bırakıyor ya. Ve ondan sonra örümcek kafalı deniyor bu kişilere. Bu anlatanlar örümcek kafalı. Gençlerin suçu yok. Bizim yerli ve milli kültürde Kaddafi bu Çağrı filmine ve Ömer Muhtar'a sponsor. Çağrı çok büyük bütçe istiyordu. Kimse oralı olmadı. Suudi Arabistan vazgeçti. Rabbim tabii günah sevabı o bilecek, ama herhalde zannediyorum ki sevapları arasında çok önemli bir sevabı vardır Çağrı filmini çektirdiği için. Bir film çektirdi adam. Hala bir tane elimizde Çağrı filmi var, biliyor musun? Yüzlerce Çağrı filmi olamaz mıydı? Suudi Arabistan'ın aygır, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki danalar bunu yapamazlar mıydı? O efendiler oturmuşlar orada, ondan sonra Amerika'nın bilmem nesine, İsrail'e para verip diğerlerine para verene kadar, Müslümanları birbirine kırdırana kadar, İran-Irak Savaşı'nda Saddam'ı azdırıp tüm paraları oraya verene kadar ne oldu? Geldi Kuveyt'i işgal etti. İşe mi yaradı sanki Saddam'a para vermeniz? İran, İslam Cumhuriyeti, bir de lafzayı celle koyuyor bayrağına. İslam'a hizmet mi ediyor zannediyorsun? Kendi o etnik felsefesini anlatmakla adam mücadele ediyor ya. Tekfir ediyor zaten herkese. Türkiye dahil birçoğunu tekfir ediyor. Kendi devrimini ihraç etmekle uğraşıyor adam ya. 8 yıl sürdü İran-Irak Savaşı. 1 milyondan fazla can kaybı oldu. Hala onun sıkıntısını çekiyor iki ülkede ya. İsrail Dışişleri Bakanı ne demişti biliyor musunuz? Keyifle seyrediyorum bunların arasındaki, Müslümanlar arasındaki savaşı demişti ya. Biri biraz zayıflarken Çin yardım ediyor. Öteki zayıflarken diğer ülkeler birbirlerine düştüler ya. En son Hümeyni'yi aldıran zehri içmekten daha kötü bu kararı almak dedi. Ülke bittikten sonra Badul Harabül Basra diye bir söz var. Basra Arap aldıktan sonra diye Arapçada bir söz var. Ya Basra'yı bırak, tüm İslam ülkesi harap oldu ya. Bağdat'ta harap oldu, Basra'da harap oldu ya. Bu sözü söyleyen ne güzel söylemiş. Sanki geleceği görmüş gibi söylemiş adam ya. Madem o baldıran zehrini ilk baştan içseydin ya. Rıza Pehlevi döneminde Şaddül Arap su yolu var. O su yolunu işgal etmeye kalktı. Becerdi, beceremedi. Zaten Saddam'la sorunu vardı. Şah Rıza Pehlevi gittikten sonra ilk tebrik edenlerden bir tanesi Saddam Hüseyin'i, Irak'ın başkanıydı. Onu bir fırsata çevirebilirdin dostluk için. Ama o da Kerbela'yı alacak ya. O da Necef'i alacak ya. O da öyle devrim ihraç edecek ya. Türkiye'ye adam göreve geldi. Türkiye devrim ihraç etmeye kalktı. Tüm İslam ülkeleri devrim ihraç etmeye kalktı ya. İran İslam Cumhuriyeti'nin Sesi Radyosu diye bir radyo vardı. Takiyi yapardı akşama kadar ya. Bir soru geldi. Niye Ömer adını kullanmıyorsunuz? Hazreti Ömer için değil. Ömer bin Ebi Vakkas denen biri var. Bu Kerbela'da orduların komutanıydı. Biz onun için koymuyoruz diyerek takiye uyguladılar. Ama Ömer'in bir sözü var. Şah'ın zulmü Ömer'inkini geçti diye. Halifelikte Hazreti Ömer'i kastediyor. Onun önce onu seçtirdi. Sonra da Hazreti Osman'a bıraktı. Hazreti Ali sıra gelmedi diye. Şah'ın zulmü Ömer'in, dünyanın adalet timsanı öyle diyor. Ya bizim yerli milli kültüre dönmemiz lazım. Ne Arap kültürü, ne Acem kültürü bizim kültürümüz ya. Bizim kendi kültürümüz var. Türk kültürümüz, Türk ahlakımız var. İslam ahlakımız var bizim. Bizim bildiğimiz İslam. Türkiye'nin yaşadığı İslam. Arapların cahiliye dönemindeki o kültürleri İslam'la boyanmış gelmiş. O İslam değil o ya. Değil. Bizim onu anlatmamız gerekiyor. Görüyorsun, sıkıntı o yüzden yaşanıyor zaten şu anda. Bizim İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'da bakınız başarılı olduğu alanlar var. Demin örnek gösterdim. Mesela Finlandiya eğitimde çok başarılı. O modeli alıp uygulasana kardeşim. Orada hiçbir sakıncası yok. Orada eğitimde bak demin konuşurken Norveç'in eğitimini kastetmedim. Mutsuzluğunu kastettim. Eğitimi başarmış. Eğitimi güzel veriyor. Parayı güzel kazandırıyor. İnsanı uzun yaşatıyor. Ama materyalist olarak cebine parayı da koyuyor. Bak ihtiyacı da yok. Peki mutlu edebiliyor mu? Yaradan inancı, Allah inancı fani olduğunda toprak olup mu gideceğim? Yoksa yaşadıklarımdan ödül ceza alıp bir yaradan hesap mı vereceğim? Duygusu olmayınca insanlar boşluğa düşüyor işte orada olduğu gibi ya. Niye mutsuz oluyor? Mutlu olup gidebilir. Niye yalnızlık çekiyor? Niye Müslüman biri yalnızlık çekmiyor? Torunuyla, tosunuyla, ailesiyle, çekirdek ailesiyle yaşıyor mu yaşamıyor Müslümanlar? Türkiye'de. Hangisi yalnızlık? Kaç tane huzur evinde kalan var ya? Zorunlu şartlar dışında hani olur ya, taş taşa değer. Sırtında götürüp getiriyor. Bu işte bizim kültür. Bunu anlatalım ya. Alalım doğrularını. Her şeyi de yanlış yapmıyorlar. Eğitimi doğru yapıyorlar. Teknolojiyi doğru yapıyorlar. Bilimi doğru yapıyorlar. Sporu doğru yapıyorlar. Her ülkede değil. Yapan var, yapamayan var. Ben örnek gösteriyorum. Mutlu olduğu dediği için gösteriyorum. Japonya da kendi içinde baktığında çok farklı ülke ama Japonya'daki bakın İsveç'in antidepresan kullanma oranını lütfen bir araştırır mısınız? İsveç'te antidepresan kullanma oranını lütfen bir araştırın. Japonya'daki psikolojik sorunları bir tane araştırın. Buyurun. Buyurun. Ya ben burada yerli ve milli kültüre dönelim. Ama nasıl dönelim? Camilerimiz yapılıyor. Amenna yapıyor. Camilerimiz açık. Amenna açık. Çok güzel camilerimiz yapıyor. Ya amenna yapılıyor. Açılıyor. Güzel açılıyor. Taksim'de camimiz açılıyor. Evet açılıyor. Takip ediyorum. Kufi yazıyla yazılan ayet-i kerime burada. Şurada yazılan Arapça kelime burada. Ya bakıyoruz oradaki yapılan cami, bizim Alpaslan'daki cami, Çamlıca Cami, Sultanahmet Cami, Süleymaniye Cami birbirine baktığında hepsi birbirine benziyor. Fark var mı? Metrekare farkı var, minare yüksekliği farkı var, kullanılan taşların kalite farkı var, mermerinin kalite farkı var, mimarının kalite farkı var. Alpaslan Camii'ni cami yaptırma derneği yapıyorsa çakma bir projeyle onu da önemli kişiler yapmıştır. Tamam güzel peki. Peki. Böyle mi olmalı? Bu mu fark? Böyle mi olmalı? Ya camilerin tamamının sözsüz iletişimle kapıdan geçen kişiyi de etkilemeli. Ziyarete geleni de etkilemeli. Afrika'nın bir kabilesinden gelen sadece 3-5 kelime bilen kişiyi de etkilemeli. Teknolojiyle donanmalı. İslam'ın bilime verdiği önem, İslam'ın ruhu orada yansımalı. İçeri adımınızı attınız, kiosklarla hangi dilden tercüme istiyorsanız o dile basacaksınız. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın temel ilkeleri, caminin anlamı, namazın insanlar üzerindeki arındırma etkisi. Namaz niye kılınır? Namazdaki selam vermenin, insanlar arasındaki birlikleri, toplum düzenindeki namazın önemi. Niye safların sık durma, pandemi dönemi hariç omuzların bile birbirine değecek şekilde olmaz? Ön saf niye çok kıymetli oluyor? Ya bunların hepsini tek tek bir anlatalım herkesin kendi dilinden. Ve herkesin oturup o seremoniyi, o duayı, o ibadeti izlemesine bir imkan tanıyalım. Türkçesini verelim ezanın, kametin. Hutbeyi tercüme edelim. Bosna'ya gittik, cuma namazı kıldık. Çok uzun bir hutbe verdi adam, kılıçla çıktı oraya. Ya sadece Arapça kelimeleri anladık, biliyor musun? Bosna'yı hiç çözemedik. Okuyor adam, okuyor. Yani şimdi hiçbir şey anlaşılmadı. Ne anlattı? Bir tek ortak Arapça lafızları anladık hutbede. Turist gelse ne anlayacak ya? Nasıl etkilenecek mi? Kısmen kiliseye gidenleri görüyoruz. Sultanahmet'in büyüklüğünden falan etkileniyorlar. Ama Sultanahmet'i gördüm diye Müslüman olan da yok. O Müslüman olanlar da senin yanıltmasın Hafize kardeşim. Geçen biri Kayseri'de Müslüman, müftüyü görünce ağlamış, ne güzel. Ona şimdi gireceğim de girmeyeyim istersen de, insanların şeyi değişmesin. Ama Avrupalı Türk kardeşlerimiz oradakilerin nasıl Müslüman olduğunu çok çok iyi biliyorlar. Bunların karşısına kaçının Hristiyan olduğunu da ben şimdi söylemeyeyim. Avrupa'da kaç kişinin Hristiyan olduğunu söylemeyeyim. Ve niye olduğunu hiç söylemeyeyim. Çünkü biraz çapanoğlu çıkıyor altına değişince. Ama bizim yerli ve milli kültürümüzü camileri yapıp oraya koyup hiçbir şey anlatamıyor cami. Ses anlaşılmıyor. Ya anlaşılsın dediğimde müezzin efendi çıkar bir tane elma taşı, elma ver ya işte, çıkar bir tane cebinden, yok işte falan. Sererler kapıya akşama kadar, mendil sererler, bayram namazında ses anlaşılmaz dışarıya. Elma taşıyasım geldi bir ara, tamam mı? Bıktıydım ya böyle. Söylüyoruz bir şey yapılmıyor. Allah'tan şimdi biraz daha iyi de öyle diye müezzin falan da kalmadı. Biraz daha şuurlanma olayı biraz daha iyi eskiye nazaran bakarsanız. İyi tarafı da var, kötü, eksiye giden tarafı da var, artıya giden tarafı da söz konusu. Ama şu kesinlikle şart, tabuları yıkmamız gerekiyor Hafize kardeşim. Tabuları yıkmamız gerekiyor ama cami deyince tabuyu zor yıkarsın. İl müftümüz, kıymetli il müftümüz bu emlak barışı geldiğinde çok telaşlandı. Ya dedi, camilerin çoğunun şeyi yok, hemen hemen neredeyse birçoğunun söyle adını kaçak yapı. Bunu da giderim de onu uğraştı bayağı, çözdü zannediyorum birçok sorun. Bir yere gidip cami yaptığında kimse müdahale edemiyor, biliyor musun? Haseki Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanı iken birçok basın toplantısı bunun altını çok çizdi, biliyor musun? Hatta bizim burada senin oturduğun yerde programda da anlattı. Bir tabu dedi. En önemli tabulardan bir tanesi, hangi belediye başkanı olursa olsun cami yapılırken bir şey diyemiyor. Ruhsatsız da olsa bir şey diyemiyor. İmarsız da olsa bir şey diyemiyor. Cami derneği alıyor başını gidiyor. Kimse bir şey diyemiyor. Ya bu minareyi şöyle yap bak, estetik değil dediğinde vay cami düşmanı. Sen. Bu kadar bilmem ne ahlaksız pavyon açılıyor. Sen gidip müdahale ediyorsun o pavyona falan diyerek olayı tamamen çarpıtan, demagoji yapan ama serilen o mendil paralarından daha %10 almadan da yapılmıyor. Ahkam kesiyor kendisi. Neyse, o da ayrı bir fasıl da. Ama şunu söyleyeyim, bu tabudan kurtulmamız gerekiyor. Cami derneklerinin ıslah edilmesi gerekiyor. İmam ve müezzinlerimizin aidiyet duygusunu artırmamız gerekiyor. Bu gönül işi. Bunu devlet mesaisi memuru olarak bakamazsın kardeşim. Öyle bakarsan zaten 8'de 5'te kalkıyorsun, gidiyorsun. Tek imam var, tek cami. Yani bunu maaş ve paraya endekslersen zaten işin içinden çıkamazsın. Ya da bu boş saatlerde ticaret yapayım deyip de Kur'an kursuna gelen çocuklara benim 17'ine çalışanım var, siz bir tane adam tutun parasını ben vereyim deyip küstahlık da yapamazsın. O soruşturmanın sonucu ne oluyor? Ne oldu bilmiyorum. Mali Bey soruşturuyordu. Yani ya bu da yanlış bir konu. Camiler açık. Lafa gelince camiler açık. Kürtçe de serbest şu anda. Kimse gitmiyor Kürtçe kursuna. Kürtçe kursu da serbest. Kürtçe de ne Diyarbakır'da giden var, ne başka bir yerde giden de var. Yani bir yer aşmakla bir sorunu çözemiyorsun. Mesela o bölücü örgütün en büyük argümanı Bu bölücü örgüte müzahir olan partinin en büyük argümanlarından bir tanesi ortadan kalksın diye yapılmıştı. Bunların hiçbirisi kalkmadı ortadan. Demek ki tam çözüm olamadı. Yani cami kapısını sadece açmakla, caminin duvarlarını yıkmak çok önemli bir. Kayseri'de Nuha Camisi'nden, Koca Sinan Belediyesi öncülüğünde başlamıştı. Gerçekten çok önemli. Tüm bahçelerden kaldı. Önce bahçe, demirin üstünde bir tikenli tel vardı. Herkes hatır, Alpaslan Camii'nde de vardı. Önce o yıkıldı ya, vatandaşla buluştu. Sonra o saunalardan kurtulduk. Sauna büyük şeyde de vardı. Bülüngüz Camii'nin meydandaki orada da vardı. Ama Alpaslan Camii'nde kurtulamadık. Hala var. Diğer camilerde de var. Bir PVC'den var. Bir de dışarıda sauna gibi bir ayakkabılık var. Bir de onu girdikten sonra PVC ile yapılmış son cemaat diyenin orada bir de bir ucube var. Çok doldu içerisi de. Zaten taştı da oralara yapıyoruz. Taştığı zamanlarda adam çimi suluyor ya, gelip burada çimin üstünde kılınmasın diye. Taştığı zaman da çözüm üreten mi var? 2-3 defa taşıyor zaten. Bayramlarda ve belli cumalarda. Orada da millet perişan oluyor yani. Bu da yine yerli ve milli kültürümüzün ve materyalist düşüncenin insanlara da hakim olmasından kaynaklanıyor. Canım ne olacak? 2 defa gelen adam da namazlığa getirsin. Her gün camiye geçseydi böyle olmazdı. Babasının malı cami. Kendi de ödülü verecek. Yaradan'ın verecek onun ödülünü. Az mı geldi, çok mu geldi? Yatıp kalkıyor mu? Gerçekten namazı kılıyor, duvar mı örüyor? Falan mı görsün diye geliyor. Kültürde erozyonda ve dini algılamaları da çok ciddi şekilde bir erozyona uğradık biz. Algılamalarımız değişti. Benim son olarak söyleyeceğim şu. Pandemi sonrası gerçekten yeni bir dünya düzeni kurulacak. Bu dünya düzeninde gönül arzu ediyor ki olması gereken eğitimde, kültürde, yerlilikte biz kendimize dönelim. İslam ülkeleri şuurlansın. İslam ülkelerinin, İslam'ın birlik ruhu içerisinde İslam'ın getirmiş olduğu insanlara o birlik ruhu, namazdaki secdede ve namazdaki saf hizasının getirmiş olduğu o ruhu, İnsanların sadece yan yana geldiği değil de ruhen, fiziken, bedenen geldiği gibi inanç olarak da yan yana geldiği, Allah'ın selamı üzerine olsun diye her gün dönüp yandakine, iki taraftakine o selam verdi. Allah'ın selamı, esenliği, rahmeti, bereketi üzerine olsun dendiği gibi insanların birbirine dediği ve İslam'ın o birlik ruhunun önce Müslümanlara, sonra da dünyadaki tüm ezilen mustazaflara yönelik ve onların da müstekbirlere karşı direndiği ve adaleti tesis ettiği bir örnek, bir zaman dilimi olsun diye bu yeni dünya düzenini niyaz ediyorum, dua ediyorum ve sevgiler, saygılar sunuyorum tüm seyircilerimize. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık diliyoruz bu noktada ama bir de ben şu Taksim Camii'ni soracaktım. Cuma günü ibadete açılacak. Hayırlı olsun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ki yapımına da 4 yıl önce başlamıştı. Doğru. Bu da inşallah sayılı günler sonrasında Erdoğan tarafından açılmış. Taksim, Türkiye'de darbeciler ve müesses nizamı, kurulu düzeni yıkmak için çok önemli bir mekan ve çok önemli bir argüman. Taksim'e cami tartışması, merhum Erbakan Hoca'nın ve DYP iktidarının yıkılması için fitil ateşlenen bir yer. Evet. 77'de Ecevit'e yapılan suikastlar, Taksim'deki gezi eylemleri, Taksim çok önemli bir yer. Taksim'e cami yaptırmam, Taksim'e cami olmasın ki Atatürk merkezini yıkıyorlar filan çok sık kullanılan argümanlardan birisiydi. Ve Taksim'e cami yapıldı. Gördüğün gibi de ne Türkiye yıkıldı, ne başka bir şey oldu, ne Müslümanların sayısı arttı. Faydası da şu olmuştur. Orada zaten ben iyi hatırlıyorum, bir cami vardı. Küçük, evet, minareli bir cami vardı. Bu da ondan biraz büyük. Yine yollarda kılardı. Zaten sığmazdı. Taksim'de inanılmaz bir o bölgenin yoğun cuması olurdu. Çok yoğun olurdu. Yollara taşardı. Sıkıntı yok. Daha insanlar samimi, daha doğal oluyor. Ama gördüğün gibi Taksim'e de cami yapıldı. Ne Müslümanların başı göğe erdi, ne gökten altın yağdı. Hiçbir şey olmaz. Ama bağnaz kafalar bunu kullanmaya devam edecekler diyorum. Saygılar sunuyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. programımıza bu şekilde katkı sunduğunuz için. Evet değerli izleyenler, 1.7.24 haftanın panoraması programının daha sonuna gelmiş olduk böylelikle. Başka bir programda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.